Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burada çok kıymetli fotoğraf dünyasından çok önemli, çok kıymetli isimler var. Herkese tek tek merhaba, hoş geldiniz demek isterdim ama üzerinden o görevi atmak için Atiş Hocama veriyorum sözü, derneğimizin başkanına. Atiş Hocam, hem bir merhaba demek istersin belki, hem de şöyle bir derneğimizle ilgili. Zaten bütün buradaki arkadaşlar tanıyor ama belki söylemek istediklerim vardır. Sonra da Beyhan Hocam'la ben harika bir söyleşiye başlayacağız. Söz sende Atış Hocam. Teşekkür ederim Muratan. Beyhan Bey tekrar teşekkür ederiz katılımınız için. Hoş geldiniz diyorum. Bugün bizim için farklı Teşekkür ederim. bir gece. Çünkü su atıcıların dışından fotoğraf dünyasının hem de idari bölümünden çok arkadaşımız var. Sizler varsınız. Bizim için biz yeni bir Çiçeği Burnu'nda bir federasyon üyesi dernek olarak bu gece farklı bir perspektif bizim için. Sizi dinleyeceğiz. Soracağımız şeyler var, öğreneceğimiz şeyler var. Tekrar teşekkür ederiz katılım için. Atiş Hocam Davetiniz için de teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Müsaadenizle bir de Sefa Hocama söz vermek istiyorum. Sefa Başkanım, size de hem bir merhaba demiş olalım, hem de varsa sizin de söylemek istediğiniz Ben lütfen. bir merhaba diyeyim herkese. Bir kere Sufot'a şimdiden kutluyorum. Tekrar federasyona hoş geldiniz diyorum bütün arkadaşlara. Ama ben sahne çalmayayım. Bugün ben Beyhan Başkan dinlemeye geldim. Onun için gerekirse sonradan sohbet bölümünde devam ederiz. Ama şimdiden hiç ben şey yapmadan Beyhan hocamı dinleyelim derim ben. Peki, çok teşekkür ederiz Rica Sefa ederim. Hocam. Sağ olun, var olun. Öncelikle birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Bu söyleşilerimizi kaydedip YouTube kanalımıza, Sufot'un YouTube kanalında daha sonra izleyemeyenler için orada sizlerin görüşüne sunuyoruz. Tabii bunun için de sizden bu vesileyle birazcık hani izin de almış oluyorum. Eğer videolarda herhangi bir sebeple gözükmek istemeyen varsa kamerasını kapatabilir. Bununla ilgili de küçük bir yasa uyarı yapmış olayım. Şimdi bundan önce bir sürü sunum yaptık. Sualtı fotoğrafçılığı ile ilgili ya da değerli kara fotoğrafçılığındaki hocalarımızla ilgili. Onların hepsini de YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Sefa Hocam, bugün bir sürü harika konu üzerinde konuşacağız. Bizler aslında kendimizi sualtı fotoğrafçısı ya da sinematografı tanımlamadan önce aslında bu işin sadece sualtı ile ilgili değil, genel olarak fotoğrafçılıkla ya da filmcilikle de tanımlıyoruz. Yani bazılarımız su üstünde fotoğraf çekmese bile aslında fotoğrafçılığın genel prensiplerinin, disiplinlerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden bizler kendimizi sadece sualtı fotoğrafçısı değil de fotoğrafçı olarak tanımlıyoruz. Bu konuda da arkadaşlarımla beraber hem bilgilerimizi paylaşma hem de devamlı bir öğrenme süreci içerisinde bulunuyoruz. Bu yüzden sizinle bugün konuşacaklarımız çok kıymetli, çok değerli. Ben fazla sözü uzatmadan size vermek istiyorum. Söz sizde hocam. Teşekkür ederim Muratan Bey. Öncelikle tüm Sufot ailesine ve fotoğraf dünyamızın seçkin fotoğraf sanatçıları, fotoğrafçıları ve fotoğraf dostları hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hep böyle bir sunum söyleşi yapmaktansa fotoğraf adına hem bir dernek olan Sufot'u hem de bağlı bulunduğu federasyonumuzu da ilgilendiren ve bunun bütününde bir üst yapı olan ülke federasyonlarıyla olan ilişkimiz açısından FİAP'la ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Elbette burada sevgili Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız da var. Ben de o yönde federasyon yapılanması içerisinde, kurumu içerisinde bulunmuş birisi olarak bir fotoğrafçı gözünden çok fotoğraf örgütlerinin, sivil toplum kuruluşu olarak fotoğrafın örgütlenme biçimi ve içerikleri hakkında şöyle bir genel bilgilendirme yapacağım.
Biliyorsunuz fotoğraf daha icat edildikten kısa bir süre sonra gruplar, kulüpler ya da dernekler kurulmaya başlanmıştı İngiltere'de ve Fransa'da. Sonrasında da işte ülkemizde demokrasinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte anayasal, demokratik anayasaların işlemesiyle beraber de ülkemizde de benzer kulüpler, dernekler kuruldu. Bunların ilk örneklerini aslında halk evlerinde ve daha sonra da köy enstitülerinde fotoğrafın eğitimi açısından, fotoğraf eğitimi açısından örneklerini gördük. Ancak ilk kuruluşta tabii 1959'daki bugünkü İFSAK olan Erenköy Amatör Fotoğrafçılar Kulübü. Şimdi buradan hareketle biraz da için bir araya gelmiş gruplar. Bunlar özel gruplar olabiliyor. Kulüpler olabiliyor. Bunlar yine hem bağımsız kulüpler şeklinde hem de belli bazı resmi kurumların, okulların, eğitim kurumlarının içerisinde veya devletin kamusal kurumlarında ya da özel ticari kurumlarda, holdingler bünyesinde fotoğraf kulüpleri kuruluyor. Elbette bu fotoğrafın gelişimi ve örgütlülük açısından önemli bir şey. Hem birbirlerinden bir şeyler öğrenme, birbirlerini eğitme, hem de birlikte fotoğraf çekme kültürünü edinmesi için bir ortam oluşturması açısından önemli. Fakat bizi biraz da bugün benim üzerinde duracağım şey daha çok resmi ya da tüzel bir kişilik olarak kurumsallaşmada fotoğrafın yapılanması ve bu anlamdaki öneminden söz etmek istiyorum. Onun için de öncelikle dernekler, çünkü bunlar dernekler yasasına tabi ve o yasa kurulmuş yapılar. Bunların da tabii ki birlikte bir araya gelip oluşturduğu bir üst kurum olan federasyon. Bizim bugün Türkiye adına Türkiye'yi temsil eden federasyonumuz Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu. İzin verirseniz bir slideshow şeklinde gitmek istiyorum. Hem görerek de hem de bir düzeni takip etmek anlamında daha yararlı olacağını düşünüyorum. Hemen ekran paylaşımını yapıyorum sizinle. Paylaşıldı zannediyorum. Evet, görüyoruz. Evet. Ben de şu ekranımı bir ayarlarsam hemen sizinle devam edeceğim. Bu anlamda fotoğraf dünyamızda kurumsallaşmaya baktığımızda kurumsallaşmanın öncelikle ne anlama geldiğini, sadece bir şirket ya da ticari faaliyetler yürüten yerlerin kurumsallaşma yöntemleri ya da gerekliliklerinden de bize uygulayabileceğimiz, uyarlayabileceğimiz başlıklara da bakarsak, kurumsallaşma aslında sistem haline gelebilmek, bir sistem kurmak. Çünkü her sistemde sistemin parçalarının, rollerinin ve görevlerinin belirlenmiş olması ve kendi bütünlüğü içinde de işleyebilmesi gerekir aslında. Kurumsallaşma aynı zamanda bir kurumun, bir kuruluşun da işletmenin veya markanın da şahıslara bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesi ve geliştirilebilmesini sağlayan bir yapı. O nedenle kurumsallaşma önemli. Yani kişilere bağlı olduğunda bazı işler, yapılması gereken görevler o kişinin yetenekleri veya bulunması gereken alanlarda ancak yürüyebiliyor. O nedenle bu kurumsal yapı anlamında önemli bir ayrıcalık yaratıyor. Kurumsal olmanın amacı ne peki? Buradan şuna bakalım. Kurum, kuruluş ya da işletmeler, firma sahibi ya da üst düzey yönetici gibi bizim yapılara baktığımızda yönetim kurullarımız var, yönetim kurulu başkanlarımız var. İşte burada belli bir yöneticiye bağımlı olmadan faaliyetini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesini amaçlıyor. Bu durum aslında şu, kurumun önemli noktalarında insanın olmayacağı anlamında değil ama onlar olmadığında, aksama yaşanmadan da
her şeyin kaldığı yerden düzenli bir şekilde devam edebilmesi anlamını taşıyor. O anlamda kurumsallaşma işte bir sisteme oturtulması bu yapının ve tüm üye ya da çalışanların bu kurallar doğrultusunda yönetilmesi. İşte bu nedenle de bir kurumsallaşma yapı kurulurken sistemin tüm parçaları ve görevler iyi belirlenmeli. Bunu biz ticari kurumlarda, kuruluşlarda elbette ki çok daha profesyonelce yapılıyor ama bizim fotoğraf derneklerimiz ya da fotoğraf sanat federasyonumuz daha çok gönüllü ve amatör ruhla görev ve sorumluluk almış kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapı. O nedenle de biraz bunları amatör ruhla profesyonel şekilde yapılan yerler olmakta olarak görmekte yarar var. Burada nasıl peki? Kurum içi kural ve yönetimlerin belirlenmiş olması, iş akışlarının tespit edilmiş olması, kurumun temel ilkelerinin belirlenmiş olması, yetki ve sorumlulukların belli ve kişilerin hangi kimlere verileceği bilinmiş olmalı ve bu özellikle de yetki ve sorumluluk alacak kişilerin tecrübeli ve bu alanda profesyonelce, amatör ama profesyonelce yapabilecek kişilere teslim edilmesi en sağlıklı yöntemlerden birisi. Ve bunun en önemli noktalarından bir tanesi de son karar, yani alınacak her türlü nihai kararların istişare altında alınması. Yani bir yönetim kurulu ve bu yönetim kurulunun alt birimlerinde oluşan çeşitli çalışma grupları bütün istişare ederek kararlara imza atmak durumunda. İşte bu amaca uygun bir örgüt yapısı olursa, iş ve görev tanımlarının yazılması ve herkes tarafından bilinmesiyle, iç yönetmeliklerin oluşturulmasıyla ve yetki ve sorumlulukların dağıtılarak bir yönetime geçilmesi modeli. Peki bütün tek tek dernekler için bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü derneklerin kuruluş amaçları, kuruluş yapıları ve resmi anlamdaki kurumsal kimlikleri aslında dediğim gibi İçişleri Bakanlığı'na bağlı dernekler il müdürlüğü ya da işte sivil toplum örgütleriyle ilişkiler gibi tanımlanan bir birim tarafından belirlenmiş kurallar ve yasalar tarafından, yönetmelikler tarafından oluşturuluyor. Peki Türkiye'de bizim Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonumuza baktığımızda daha emekleyen bir çocuk olduğunu görüyoruz. Çünkü kuruluş tarihimiz daha bizim 2003. Yani şurada yaklaşık 18 yıllık bir geçmişi var. Bu şu demek değil. Daha önce bunlar bir anda 2003 yılında olmuş değil tabii ki. Yıllarca geçmişten 1970'li yıllarda başlayıp ta 80'lerde yoğun bir çabayla uğraşılarak gelinmiş bir nokta. Türkiye'de bu Fotoğraf Sanatı Federasyonumuz bizim aslında ilk Türkiye'deki ilk sanat federasyonu. Onun dışında zaten bildiğim kadarıyla yaptığım araştırmalarda daha şu ana kadar görmedim. Yani fotoğraf sanatı dışında herhangi bir sanatın federasyonu henüz yok. O nedenle de önemli olan bu yapı, Türkiye fotoğrafını temsil eden federasyon yapısı özel de bir kendine ait özel bir anlam da taşıyor. 15 Fotoğraf Derneğimizin kurucu olduğu bir federasyon. 15 Fotoğraf Derneğimiz bir araya gelerek kurdu. Kimler bunlar? Şöyle hemen isimlerini hızlıca kısaltmayla sayacağım. Adana'dan AFAD, Antalya'dan ANFAD, Bandırma'dan BANFAD, Balıkesir BASAF, Edirne'den EFOT, Trabzon Foto Forum, İstanbul Fotogen, Ankara FSK, Gaziantep GAFSAT, İzmir İFOT, İstanbul İFSAK, Kocaeli KAS, Konya KONFAP, Mersin MFD ve Zeytin Fotoğraf Amatörleri, Zeytin Edremit ZEYFOT. Yani aslında baktığımız zaman Ankara, Adana, İzmir ve İstanbul dışındaki dört büyük il dışındaki diğer illerimiz Anadolu'nun küçük illerinde veya hatta ilçelerinden derneklerimizin bir kurumsal yapıya ihtiyaç duymasından ve buna sahip çıkmasından kaynaklı bir federasyon oluşumu.
1800'lerde başladı demiştim bu tür kurumsal yapılanma. Öncelikle küçük gruplar, sonra kulüpler, daha sonra fotoğraf dernekleri kurulup fotoğraf sanatının gelişmesi ülkemizde aynı paralelliği taşımadı. Türkiye'de daha sonra, yani Cumhuriyet sonrası ancak bir dernek veya bir ne denir, kurumsal yapı içerisinde fotoğraf grubu veya derneği oluştu. İşin ilginç yanı, Uzak Doğu'da bile fotoğraf federasyonları o dönemlerde varken Türkiye'de geç kalması biraz da bizim aslında üzüntü kaynağımız olabilir. Çünkü ülkemizin siyasi ve ekonomik koşulları her zaman bir örgütlenmeye temkinli yaklaşmayı gerektirmiştir. Ama bu federasyonlaşma ve derneklerin artması halen devam ediyor. Yaklaşık olarak bugün ülkemizin birçok bölgesinden 65 tanesi federasyon üyesi olan 100'den fazla fotoğraf derneğimiz var. Bunlar çalışıyorlar ve bu sayıya da her gün yenileri ekleniyor. Üye sayıları da 10 binlere ulaşmış bir kurumsal yapı içerisindeki fotoğrafçılarımızdan söz edebiliriz. Bu rakamlar son 1-2 belki değişmiş olabilir Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu üye derneklerimizin. Ben 65 olarak aklımda kalan sayı olarak, yani çok çok 1-2 artı eksidir bu. Derneğimizin şu anda federasyona üye olduğu ve yaklaşık 7 bin civarında da fotoğrafçımızın dernekler aracılığıyla federasyonumuzun üyesi olduğunu söyleyebilirim. Federasyonlar da aynı dernekler gibi aslında kurulurken gerek belge olarak fotoğrafı, gerekse de sanatsal fotoğrafı toplumumuzda bakan değil gören nesiller yetişmesine katkıda bulunmak üzere aslında bir amaçla, hedefle yola çıkıyor. Ve Türkiye'deki fotoğraf sanatının gelişmesi, güçlenmesi için de yapılacak her türlü çalışmaya öncülük etmek gibi, uluslararası ortamlarda Türkiye'yi temsil etmek gibi hedefleri var. Ayrıca federasyonun şöyle bir özelliği daha var. Üyesi olsun ya da olmasın, tüm fotoğraf dernekleriyle ilişkiler kuruyor. Derneklerin hukuksal, yönetsel, istatistik ya da eğitim amaçlı çalışmalarını takip ediyor. Derneklerin özellikle gelişimi ve fotoğraf sanatına katkıları anlamında da çalışmaları bulunuyor tabii ki. Böyle bir dernek ve federasyon yapılanması elbette ki konuşmamın başında söylediğim gibi bazı resmi ve özel kurum ya da kuruluşların da dikkatini çekiyor ve ve bu kurumlar da kendi içlerinde, kendi bünyelerinde fotoğraf ihtiyaçları doğrultusunda yarışmalar yapıyor, kulüpler kuruyor veya fotoğraf grupları oluşturuyor. Son yıllarda çok fazla konuşulan fotoğraf camiasının belki de neredeyse artık birinci öncelikli konusu haline gelmiş olan, maalesef diyorum burada özellikle vurguluyorum, bir yarışma mantığı oluşmaya başladı. Her alanda elbette ki yarışma gereklidir ve motive etmesi açısından insanların başarılarının tescili ve ödüllendirilmesi anlamında önemli bir şeydir. İşte buradaki başıboş diyebileceğim tırnak içinde kendi haline bırakılmış, herkesin kendi kafasına göre kurallar koyarak fotoğraf yarışmaları oluşturmaya başlamasıyla ve bu sayı da artmaya başlayınca federasyonumuz Türkiye'de düzenlenen hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda fotoğraf sanatının sanatına uygun belli bazı standartların sağlanması için hem de fotoğrafların, yarışmaların niteliklerinin artması, etik kurallara ve özellikle hukuki anlamda hem düzenleyicilerin hem de katılımcıların karşılıklı olarak haklarını korumak amacıyla bir akreditasyon, yani federasyon yarışma onayı sistemi getirmiş. İşte hem Türkçe hem İngilizce olarak federasyonun yarışmalardaki standart akreditasyon logoları, onay numaraları ve yılıyla beraber ve özel bir yıl düzenlenmiş ise o yıla bir fotoğrafçıyı anma adıyla onu tanıtma anlamında
Burada gördüğünüz gibi de ben örneğin geçtiğimiz yılı Profesör Mehmet Bayhan Etkinlik Yılı olarak belirlediğimde bunu logolara, yarışma onay logolarının altına yazmaya da başladı. Yani işte bunlar kurumsal kimliğin logosuyla, adıyla, onay numarasıyla ve hitap ettiği veya temsil ettiği bazı fotoğraf duayenlerimizin adına yarışmalar ya da yıllar düzenleyerek bu yöntemi kullanıyor ve tüm fotoğraf yarışmalarında da bütün katılımcılara aktarmış oluyor. Bu numara aslında verilen akreditasyon, daha doğrusu yarışma yönergeleri doğrultusunda bir kurallar silsilesi aslında. Böylelikle kurumların da fotoğraf sanatına verdiği desteğin de güvencesi haline geliyor. Çünkü herhangi bir onay alan yarışma ilan edildiği andan itibaren federasyon temsilcisi tarafından izlenmeye alınıyor. Seçici kurul toplantısında bir temsilci bulunduruluyor ve yarışmanın her aşaması haksızlıklara, şaibeye ve herhangi bir yanlış algılamaya veya yanlış kararlara karşı bir güvence altına alınmış oluyor. İşte bu şekilde federasyon yılda ortalama 120 civarında, bu zaman zaman artar, zaman zaman düşer ama ortalaması %120 arasında ulusal ve uluslararası yarışmaya akreditasyon veriyor. Elbette ki bu yarışmalar artık dijital teknolojiyle birlikte federasyon tarafından kurulmuş, teknolojik altyapısı geliştirilmiş, kendine özel bir yarışma otomasyonu kullanıyor ve bu otomasyon aslında hem yüksek güvenlikli hem de yarışma başlangıcından sonuç açıklanması sürecine kadar sistem kurulmuş bir sistem. Bu da yetkili ve uzman teknik personel tarafından sürekli kontrol ediliyor. Çünkü yarışmacılar federasyon onayıyla herhangi bir yarışmaya katılabilmek için, burada web sayfasının adresini de verdim, bu web sayfasını kullanarak doğrudan fotoğrafını yarışma sistemine yüklüyor. Yarışma takvimine göre de sonuçları yine bu sistemden görebiliyor. Bu yarışma sadece bir onay değil, daha sonrasında federasyonun kurumsal yapısı içerisinde hem günümüz Türk fotoğrafının gelecek kuşaklara aktarılmasında hem de belge ve arşiv anlamında belli bir kayıt altına alınması için de her yıl sonunda basılı bir almanakta toplanıyor bu yarışma sonuçları. Böylelikle de o yıl düzenlenen yarışmaların künyesi, jüri üyeleri, katılımcı sayısı ve katılan fotoğraf sayısıyla birlikte aslında ödül almış tüm fotoğraflar o almanakta basılı bir yayında yer alıyor. İşte bu aslında önemli bir arşiv ve belge görevi üstleniyor. Çünkü bu fotoğraf tarihimiz açısından önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor. İşte kurumsallaşmanın önemli noktalarından bir tanesi nedir? Eğer bir derneğimiz ya da kurumsal bir kimliğe sahip federasyonumuz olmamış olsaydı, bu yarışmalar ve bunların sonuçlarında ortaya çıkan fotoğraflar, bilgiler, belgeler, kayıtlar her birisi dağınık olarak bir yerlerde olacaktı. İşte bütün bu bir araya getirilmiş bilgilerin içinde bulunduğu almanaklar federasyonun üye tüm derneklere ve yarışma düzenleyen kurumlarımıza da ücretsiz olarak gönderiliyor. İki tane örneğini hemen buraya koydum. Birisi 2011 yılı, diğeri 2016 yılındaki almanaklarımızın kapakları. Türkiye Fotoğraf Sanat Federasyonu tarafından onaylı fotoğraf yarışmaları almanaklarını son birkaç yıldır hem ekonomik hem bu pandemik süreci hem kağıt maliyetleri nedeniyle bir süre ara verilmekle beraber yine arşivler elimizde ve bunun devamında da mutlaka federasyon bunları basılı yayın haline getirecektir. Veya e-belgeler şeklinde, elektronik belgeler şeklinde kendi arşivinde korunaklı bir şekilde saklamaya devam ediyor. Genelde bu yarışmaları çok detayına girmeden federasyonun kuruluş amaçları arasında yer alan bir maddeye ya da bir cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Fotoğrafın gerek belge gerekse sanatsal boyutunu kullanarak
toplumumuzda bakan değil, gören nesiller yetişmesine katkıda bulunmak. Türkiye'de fotoğraf sanatının gelişmesi ve güçlenmesi için çalışmalar yapmak. Bu önemli bir düşünce, önemli bir hedef aslında. İşte bu geçmiş dönemlerde olduğu gibi bugün mevcut federasyon yönetimimiz tarafından da titizlikle yerine getirilmeye çalışılıyor. Hani az önce de vurgu yaptım. Bütün bu çalışmalar amatörce yapılıyor. Herhangi bir maddi katkı veya karşılık almadan tamamen federasyonların aynı derneklerimiz gibi gönüllü kişiler tarafından profesyonelce yönetilmesiyle ancak yapılabilen işlerden en önemlisi. Burada işte bu sözünü ettiğimiz nedenlerle aslında ülkemizde düzenlenen ulusal ya da uluslararası fotoğraf yarışmalarının adil, şaibeye yol açmadan, düzenleyici kurumlarla birlikte katılımcıların da haklarını koruyan, ortaya çıkabilecek sorunlarda hızlı ve sağlıklı kararlar alarak çözüme kavuşturmak için yapılan bu yarışmaların ve federasyon akreditasyonu almasının önemi ve gerekliliği karşımıza çıkıyor. Bunu çoğu zaman yarışmacı fotoğrafçılarımız veya yarışma düzenleyici kurumlarla federasyonumuz birebir yaşıyor. Buna benzer sorunlarla karşılaştığında hızlı çözüm önerileri buluyor. İkili ilişkiler çerçevesinde şekillenen bazı yarışmalar var federasyon akreditasyonu dışında yapılan. Bunlar kurumsal bir yapı yerine kişisel organizasyonlara dönüşüyor. Bu tarz girişimlerle yapılan ya da yapılacak olan yarışmalar da kurumsal kimlikten maalesef uzaklaşıyor. Birçok sorun sanki federasyon onayı alınmış yarışma gibi federasyona bu konuda şikayetler veya çeşitli öneriler her zaman geliyor ve federasyon bunlarla da muhatap olmaya çalışıyor. Peki bu fotoğraf sadece yarışma mı dedim ama son zamanlarda işte asıl bu dijital teknolojisinin getirdiği bir şey olanakla yarışma elbette çeşitli sosyal medya mecralarında da yapılıyor. Ülkemizde düzenlenen fotoğraf yarışmalarının kurumsal bir yapı içerisinde düzenlenmesi, fotoğrafçılarımızın çalışmalarının arşivlenmesi, gelecek nesillere fotoğraf tarihimize bir bilgi ve belge olarak bırakılması açısından federasyon onayının önemini bir kez daha görüyoruz ve hep birçok yayında, buluşmalarda konuşulan Türk fotoğrafının arşivi, Türk fotoğrafçılarının bu kadar fotoğrafı nerede toplanacak, nasıl değerlendirilecek gibi sorulara da aslında en azından bu açıdan bir adres gösterebiliyoruz. Orasında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonumuz olduğunun bir kurumsal yapı olarak en güvenilir, en doğru adres olarak federasyon olduğunu da söylememiz gerekiyor. Evet, 1987'den bugüne kadar çeşitli isimlerde bu kurumsallaşma çalışmaları oldu federasyonumuzun. Bir ara FDÇK denilen Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu, daha sonra Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği adı altında TFDB gibi bu birliktelikler aslında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun kurulduğu 2003 yılından beri hem bir birlik deneyimi ve kazandığı resmi kurumsal kimliğiyle daha güçlü ve sistematik olarak Türk fotoğrafının gelişmesi, geniş kitlelere ulaşması, ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin temsil edilmesi için de çalışmalarına devam ediyor. Evet, burada bir isterseniz es verelim. Evet, çok teşekkür ederiz Beyhan Hocam. Kıymetli bu konuda bilgileriz. Şeye geçmeden, çünkü bir sonraki aşamada uluslararası federasyonla bizim hem fotoğraf derneklerimizin ya da federasyonumuzun ilişkilerine de bakacağız. Acaba buraya kadar hem dernek oluşumlarında hem de federasyon yapılanması adına bahsettiğim konularda söz almak isteyen, soru sormak isteyen, katkıda bulunmak isteyen arkadaşımız varsa kendisini dinleyebiliriz. Tamam, ben önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sohbet esnasında zaten olabilir. Sizin yöneticisiniz. Sesim geliyor mu?
Sesim geliyor mu hocam? Geliyor, Sesim dinliyorum. Geliyor değil mi? Bir hatırlatma yapmak istiyorum ben katılımcılara. Sohbet boyunca hocamız anlatırken sorularınızı ya da mesajlarınızı chat bölümünden yazabilirsiniz. Bu gibi aralar verdiğimizde de lütfen programın, yazılımın participants bölümünden el kaldır seçeneğini seçerseniz herkes sıraya girecek ve sırayla herkese de söz vereceğim. Ben öncelikle bir kişi var söz isteyen başkanım ama önce ben bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi TFSF onaylı yarışmalar.org sitesinde TFSF onaylı yarışmaların olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi bazen bu onaylı yarışmaların da olmadığını da biliyoruz. Şimdi böyle yarışmalar olduğunda bazı kurumlar bu tür yarışmalar organize ettiklerinde sizin bu konuya yaklaşımınız yani federasyon olarak mevcut federasyon ya da sizin yönetiminizde nasıl oluyor, nasıl olmalı? Yani bu konuda böyle kısa bir sorum olacaktı benim aklımda olan. Ondan sonra da Ateş Hocam'ın sorusu için Ateş Hocam'a vereceğim sözü. Söz sizde mi yanılacak? Evet. Şimdi federasyon akreditasyon almış ise, onaylı ise zaten doğrudan federasyon bu konuyla ilgilidir, yetkilidir ve hem şikayete konu olan ana konu meseleyle hem yarışmacı hem de yarışmayı düzenleyen kurumla sorunun ne olduğunu ve çözüm yolunun ne olduğu konusunda hızlı bir şekilde devreye girer. Bu konuda zaten federasyonun içinde yönetim kurulunda oluşturulmuş ve yönetim kurulu dışından gönüllü destek veren dernek üyesi birkaç arkadaşımız daha var. Bunlar şikayette konu olan meseleyi ele alır ve sorunun çözümünü kısa bir sürede gerçekleştirir. Federasyon onayı alınmadığın bir yarışmayla ilgili sorun geldiğinde yine federasyon bunu kendisine görev edinir. Ve işte az önce bahsettiğim federasyon onayı almanın gerekliliğinin ne kadar önemli olduğunu mağdur olan kişi ya da kurumun ya da herhangi bir fotoğrafın kendisi de mağdur olabilir çünkü kesilip biçilmiştir, kroplanmıştır, manipüle edilmiştir, gerçekliğinden uzaklaştırılmıştır. Bu konuları dikkat çekecek şekilde ilgili kuruma düzenleyenlerden daha fazla, daha çok yarışmayla ilgili kuruma bir federasyonun varlığından bu yarışmaların bir federasyon güvencesi altında yapılmasının gerekliliğinden söz eder, bağlantılar kurar ve bir sonraki yılda eğer devam ettiriyorlarsa bu yarışmanın federasyon onayı almaları konusunda onları yönlendirir ve bununla ilgili de olumlu çok sayıda geri dönüş aldık. Benim geçmişteki dönemde çalıştığım dönemde şu andaki mevcut başkan Sefa Bey'in de yönetiminde bu uygulamaların devam ettiğini düşünüyorum, biliyorum en azından. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Diğer sorulara söz vereceğim şimdi. Ateş Hocam, buyurun lütfen. Teşekkür ederim Murat'an. Beyhan Beyciğim, çok teşekkür ederiz. Ben bir başka pencere açmak istiyorum. Bir soru sormak istiyorum. Bu tabii Sefa Bey buradayken de onu da bağlayan bir konu. Belki onun da görüşlerini alırız bu konuda. Şimdi hep yarışma konusunda örgütlenmiş durumda federasyon. Ama eğitim konusunda bir üst kurum olması gerekmiyor mu fotoğrafçılık eğitim konusunda? Ben kendi derneğimiz adına bir hayalimizden bahsedeyim. Bizler hepimiz bugüne kadar yapmış olduğumuz tecrübeleri bir başkalarına aktararaktan işte eğitim değil, eğitimlerimizi vermeye devam ettik, edeceğiz. Hatta bizden üyelerimiz ve hatta üye olmayanlar fotoğrafçılık eğitimlerimiz konusunda talepleri oluyor. Ama bu eğitimler bugüne kadar kendi tecrübelerimizden yoğurduğumuz şekilde insanlara aktarılıyordu. Yani benim hayalim öyle bir eğitim sistemi yaratalım ki bu da federasyonun standartları şekline gelsin ve bu standartlar takip edilerek uygulansın. Böyle bir şey, bir bakış açısı yok mu federasyonun? Böyle bir hedefi yok mu? Bu konuda görüşünüz nedir acaba? Elbette var. Ateş Hocam çok teşekkür ederim. Federasyonun bir eğitim birimi var. Dernekler ortak fotoğraf eğitimi konusunda çalıştı, yıllardır çalıştı ve çalışmalarını devam ettiriyor. Bu konuda yayınlanmış bir temel fotoğraf eğitimi kitabı var derneklerimize tavsiye edilen ve birçok fotoğraf derneğimize verilmiş
ve aynı zamanda eğitim CD'leri var. Eğitim biriminin hazırladığı, eğitimcinin eğitimine kadar uzanan bir geniş kapsamlı eğitim paketi de var. Bu konudaki güncel bilgiyi ben Sefa Başkan'dan rica edeyim. O çok daha hemen sağlıklı bir cevap verecektir. Buyurun Sefa Başkanım. Ben bir katkıda bulunayım. Evet, federasyon fotoğraf yarışmalarıyla uğraşıyor ama tek görevi yarışmalar değil. Onu söyleyeyim. Hatta olabildiği kadar minimuma indirdik bu bizim dönemimizde, yeni dönemde. Eğitimle ilgili bir şeyimiz var. Abdullah Bey'in takip başkanlığında bizim içimizde öğretim görevlisi birçok arkadaşımız var. Onların hazırladığı bir temel eğitim kursu, daha doğrusu bilgileri, slaytları hazırlandı. Güncelledik bunları bu Beyhan'ın bahsettiği kitabın dışında. Hatta şöyle bir geliştirme yapıyoruz şu anda. Bu araya bu pandemi girmeseydi bunu direkt devreye sokacaktık. Biz bütün derneklerden, federasyon üye derneklerden en az 3 kişilik bir eğitimci arkadaşı alıp bunlara bir eğitimci eğitimi vermek istiyorduk. Böylelikle TFSF akredite bir eğitimci arkadaş olacaktı. Bundaki sebebimiz de şuydu. Derneklerin verdiği bu bir eğitim sertifikası gibi bir şey veriliyor ya en sonunda bir şeyimiz. Biz bunu online sistem üzerinden gerekirse başlangıçta ve bitişte bir test yapacak şekilde bir federasyon onaylı artı SUFOT'un da logosunun olacağı bir örnek veriyorum. Bir eğitim sertifikası vermek istiyoruz. Fotoğrafın kişinin fotoğrafının olduğu, hatta QR kodlu falan böyle bir taslak yaptık. Eğitim sistemi muhtemelen bu yıl bitmeden yaza kadar yetişmiş olacak gibi düşünüyoruz. Çünkü güncelledik temel eğitim şeyini. Onun dışında da ileri düzey eğitim için ön hazırlıklar yaptık. Bazı öğretim görevlisi arkadaşlarımızın da destekleriyle bunları yapacağız. Bu temel eğitim. Biliyorsunuz dernekler yasa gereği eğitim veremiyor. Biz bunlara onun için seminerler diyoruz. Çünkü aksi takdirde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurallarına uymanız zorunda. Biz hatta ben buradan size önerim. Bütün derneklere işte temel fotoğraf eğitimi falan demeyin, temel fotoğraf seminerleri falan deyin. Yarın bir gün birileri bir şikayet edecek olursa hem ekonomik hem de yasal sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bizim derneklerimizin eğitim verme yetkisi yok çünkü. Evet. Seminerler düzenleyebilirsiniz. Biz de onları hep seminerler diyoruz. O şekilde yapıyoruz. Beyhan Başkan'ın bahsettiği bir konuda küçük bir katkı, bir geliştirme şey yapayım. Biz bu yarışmalarla ilgili kısmında yeni gelişmeler de yaptık. Artık sistemimizi daha da revize hale getirdik. Yakın zamanda artık yarışmalara katılan arkadaşlar, jüriler puanlama verecekler ve o puanlar da katılımcılara gidecek. Bundan sonra da uluslararası standartlarda bir şey olacak, altyapı olacak, yani o şekilde gidecek. Yani olabildiği kadar hani jüriler hakkındaki her türlü soru işaretini gidermeye yönelik bir altyapıyı da hazırladık şu anda, teknik altyapıyı da. Bu da birkaç ay içinde o da devreye girecek. Başka bir katkıda bulunmamı istediğiniz bir şey varsa ben ama Beyhan yılların tecrübesiyle birlikte de çok çalıştık kendisiyle. Çok güzel anlatıyor. Hatta sonra Beyhan'dan bu slaytları isteyeceğim. Ben kullanayım falan diye bir kopya çekeceğim ondan. Tabii ki benim bütün eğitim slaytlarım, bütün sunumlarım herkese açık. Talep edilen herkese yollayabilirim arkadaşlar. Fotoğraf paylaşımdır. Fotoğrafı paylaşarak çoğaltırız. Dostluklar gibidir o. Paylaştıkça çoğalacak bilgiler bunlar hep. Saklamaya, kendimize sahiplenmeye, evet, mülk gibi görmeye gerek yok bunları. Şimdi Beyhan'ın bahsettiği orada çok küçük bir hızlı geçti ama kendisi de işin içinde olduğu için bizim burada bir her yarışmaya verdiğimiz bir federasyon yarışma temsilcisi arkadaşımız var. 12 bölgeye böldük Türkiye'de. Yaklaşık 45 tane arkadaşımız. Her yarışmaya fiilen yarışmanın sonuna kadar, jüri toplantısına kadar hepsinde bulunuyor. Bakın bu sistem
Dünyadaki hiçbir federasyonda yok böyle bir sistem. Hiçbir şeyde yok. Biz son ana kadar yapıyoruz. Ondan sonra da yarışmayla ilgili bir sorun geldiğinde de bahsettiği gibi bir inceleme ekibimiz var. Daha da ilginci, biz burada eğer bir kural ihlali tespit ettiysek o kişiyi yeri geldiğinde 1 yıl, 3 yıl yarışmalara katılımını engelliyoruz. Bloke koyuyoruz o kişinin katılmasını. Hatta eğer fotoğraflarını bir çalıntı olduğunu ispat edebilirsek, başkasının fotoğrafını kullandığını ya da işte eşinin, dostunun fotoğrafını kullandığını şey yaparsa, ömür boyu men ediyoruz bu kişinin fotoğraf yarışmasına katılmasına, bizim onaylı yarışmalarına. Buna örnekler verebiliriz. Hatta biz uluslararası yarışmalarda tespit ettiğimizde, biraz sonra Beyhan Başkan'ın bahsedeceği FIAP'la da temasa geçtik. Bir kişinin, hatta iki kişinin bütün dünyadaki fotoğraf yarışmalarına katılmasını engelledik. Verilmiş olan FIAP ünvanlarını da geri aldırttık. Evet. Bu şekilde ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Bir kurumsallaşma olarak örnek vermek gerekirse. Ben ara sorarsanız cevap vereyim ama Beyhan'ı kesmek istemiyorum lütfen. Ben de büyük bir keyifle takip ediyorum. Teşekkürler. Beyhan Bey, ben sizleri bulmuşken bir kere daha söz alabilir miyim? Kusura bakmayın. Tabii ki, buyurun. Mümkün mü? Sunumunuzu da kesmek istemiyorum ama konu açılmışken bir şey daha sormak isterim ben. Mümkünse. İzninizle. Estağfurullah, buyurun. Şimdi bir kere Sefa Bey'in hatırlattığı eğitim konusunda biz de dikkatliyiz ve hiçbir zaman eğitim şekli duyurumuz olmuyor. Hepsine seminer diyoruz. Ama tabii ki bunlar bir eğitim mantığında olduğu için burada eğitim sözünü geçirdik. Şimdi özellikle uluslararası yarışmalarda bir jüri standardının getirildiği söylendi. Gerçekten de öyle. Ama biliyorsunuz bir de bizim SOAT Federasyonumuz var ve fotoğraf yarışmaları düzenliyor. Hatta uluslararası düzeyde düzenliyor ve çıkan bir milli takımı da yurt dışına gönderiyor. Ama bu milli takımın seçilme standartları, jüri standartları tamamen kendi bünyelerinde, kendi kararlarıyla yapılıyor. Şimdi böyle bir üst kurum varken, Fotoğraf Federasyonu gibi bir federasyon varken, böyle bir uluslararası yarışma ve de milli takım temsiline kadar gidecek bir faaliyette bu jürinin değerlendirmenin şeyinde denetiminde Fotoğraf Federasyonu'nun bulunması gerekmiyor mu? Bu konuda iki federasyon hiç karşı karşıya geldi mi acaba? Ben cevap vereyim isterseniz. Bugüne kadar gelmedik benim bildiğim kadarıyla, ama bundan sonra gelmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Siz mesela böyle bir yarışmanın olduğundan ben şu anda haberdar oluyorum. Seve seve yardım açığız, yapabiliriz. Ortak çalışmalar da yapabiliriz. Eğer Ateş Bey sizin dernek aracılığıyla bu tip bir temasa da geçebilirsek ortak yolu buluruz. Fotoğraf sanatına uygun bir hale, uluslararası standartlara uygun bir hale getirip sizin federasyonunuzda, yani SOAT Federasyonu yanlış söylemediysem, Fotoğraf Federasyonu'nu ortak çalışma haline getirip bir şeyler geliştirebiliriz. Yani bu konuda açığız. Evet, üyelerimizden böyle bir talepler, bize soru gelmeye başladı. Artık kendileri de Fotoğraf Federasyonu üyesi olarak gördükleri için. Çünkü tamam. Aslında biz de SOAT Federasyonu'na bağlı insanlar değiliz. Yani dalış yapıyoruz tabii. Evet. Federasyon standartlarını yapıyoruz ama federasyona organik bağımız yok. Bizler fotoğrafçı kimliğimizden burada bulunuyoruz SOAT'ında. Derneğimiz de fotoğrafçı kimliğiyle bu SOAT fotoğrafçılığını bir araya toplayan bir kurum. Ve dolayısıyla bu sorunun ben detaylarını size o zaman bir lütfen şekilde bir dernek yazımızdan bildirelim. Tabii. Yani ortak da mutlaka bir yerde buluşuruz, bir şeyler yaparız. Daha da iyi olur. Yani biz bunu yanlış anlamayın, bakanlıklarla bile yapıyoruz şu anda. Yani birçok bakanlık bile bizlerle birlikte çalışarak ulusal ya da uluslararası fotoğraf yarışması düzenliyor. Hani ben devletim, sen kimsin demiyorlar. Bize danışarak beraber gidiyorlar. Birçok federasyonla da buna benzer çalışmalar yapıyoruz. Hatta mesela belki yerinde değil, Beyhan senin sözünü kesiyorum ama
Bu şu anda bir şükran sergisi hazırlıyoruz. Belki takip etmişsinizdir. Bu Covid'de kaybettiğimiz sağlıkçılar anısına bütün fotoğrafçıların katılımına açık. Burada Türk Tabipler Birliği, Eczacılar Odası, Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Veteriner Hekimler Birliği ve Hemşireler Birliği ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Yani her konuda şeye açığız. Dediğim gibi sadece konuşalım bunu Ateş Bey. Neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Seve seve. Peki Seva, çok teşekkür ederim. Ateş Hocam'ın bahsettiği konu yıllardır yapılan su altı görüntüleme yarışmasının Türkiye takımının oluşturulması aşaması zannediyorum. Değil mi Ateş Hocam? Yanılmıyorum. Evet. Burada evet, eğer evet. Bir fotoğrafla belirlenen bir yarışma, fotoğrafların yarıştığı ve bu fotoğraflardan başarı elde etmiş fotoğrafçıların Türkiye milli takımını oluşturacak olması... Türkiye'nin fotoğraf adına en üst çatı kuruluş olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından belirlenmesi ya da belirleyici ekibin içerisinde federasyonu temsilen bir veya birden fazla fotoğraf seçici kurulu üyesinin bulunmasının da doğru olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda zaten Sefa Başkan mutlaka gerekli adımlar atabilir. Siz de dediğim gibi federasyon ve dernek bu konuyu hayata geçirmek için adım atabilirsiniz. Ben isterseniz teşekkür edip FIAP bölümünü de işin uluslararası bağlantısını da anlatayım. Onunla da bir kısaca değinmiş olayım. Sonrasında yeniden soru ve cevaplarımıza devam edelim. Uygun mudur Murat Han Bey? İki dakika müsaade ederseniz bazı sorular var. Birkaç sorumuz daha var. Gayet keyifli gidiyor. Hani belki daha uzayabilir sunumumuz ama bizim açımızdan bir sorun yok. İzleyiciler açısından da eminim keyifle dinliyoruz. Müsaade ederseniz birkaç soruyu sorayım. Ondan sonra da sizin sunumunuza geçelim. Şimdi aslında en son konuşulan konuya da bir küçük bir ekleme yapmak istiyorum müsaadenizle. Önce her ne kadar lojistik açıdan su altında bulunmaya ihtiyaç duysak da ve bunun içinde bazı yetkili kuruluşlar ya da bazı eğitmen birlikleri, yani dünya çapında bazı eğitmen birlikleri var ki hepsinin su altı fotoğraf yarışmaları ya da su altı fotoğrafçılık eğitmenleri oluyor ki konuyla hiçbir ilgileri yok aslında. Çünkü sonuçta su altında da çekilse bu bir fotoğraf sanatıyla ilgili bir şeydir. Bu konuda aslında belki de sizin demin söylediğiniz gibi naçizane benim kendi bakış açım olaya fotoğraf yarışması değil de görüntüleme yarışması ya da görüntü avcılığı denmesinin sebebinin de naçizane bu olduğunu düşünüyorum. Belki orada küçük bir kelime farklılığıyla hani belki de bu itilafa yol açabilecek bir şeyin dışında kalmaya çabalamak gibi görüyorum. Küçük bir ekleme yaptım. Soruyu şimdi Cem Hocam'a sorması için Cem Özaral'a veriyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim Murat Han. Benimki soru değil. Çok etkilendiğim bir hedeften bahsetmek istiyorum. Beyhan Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok akıcı bilgi akışının şahane olduğu bir sunum oldu. Fakat o hedeflerde bakan değil gören nesil yetiştirmeyi hedefliyor federasyon deyince ben orada zaten kilitlendim. Çok çok hoşuma gitti. Zira sadece bakan bir nesil yetiştirmeye çalışan dönemin içinde gören nesil yetiştirmeyi hedefleyen bir federasyonun altında görev yapmaktan çok çok mutlu olduğumu söylemek istedim. Daha sonra yine fırsat olursa görüşlerimi sunarım. Çok teşekkür ediyorum Sefa Başkanım, yönetim kurulundaki dostlarımız, Beyhan Bey. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sadece federasyonumuzun koyduğu büyük bir hedef değil, fotoğraf çeken, fotoğraf sanatıyla ilgilenen herkesin bakmak eyleminden sıyrılarak görmek eylemine geçişinin gerekliliğini gösteriyor. Çünkü sanat aynı zamanda bir görme biçimidir. Sadece bakmak her türlü canlının bakmasını tanımlarken görmek daha farklı, daha derin anlamlar taşır çünkü.
Çok teşekkür ederiz. Hocam iki soru daha var. Hemen onları yönelteceğim. Aslında üç soru ama iki ana başlıkta toplanmış. İkisi birbirine çok benzer. Bir tanesi muhtemelen Sefa hocama yönelik. Biraz önce bahsettiğiniz ve hepimizi heyecanlandıran bu eğitimle ilgili konuyla ilgili bir soru gelmiş. Bu eğitim setlerine, kitaplarına ne zaman nasıl ulaşabiliriz diye bir soru var. Dilerseniz o soruyu size yönelteyim Sefa hocam. Şimdi temel eğitim kitabımız mevcut, federasyonda var, alabilinir. Ama bu yeni güncellenmiş, biliyorsunuz dijital teknoloji o kadar hızlı gelişti ki eğitim de bir şekilde değişiyor. Dediğim gibi o da birkaç ay içinde bitmiş olacak. Derneklerle paylaşacağız. Hedefimiz yani bu yıl içinde bunu da bir şey haline getirmek, standart haline getirmek. Bundan sonra işte federasyon üzerinden fark yaratmak. Buradaki asıl hedeflerimizden biri de şuydu eğitimde. Biliyorsunuz kendi içimizden çıkan birçok arkadaşımız dışarıya çıkıyor. İşte Sefa Alukan Atölyesi diye bir atölye kuruyor. Orada da fotoğraf eğitimleri veriyor. Biz de dernekler olarak da bir süre eğitim veriyoruz. Aradaki farkın oluşması ve aradaki yapının oluşmasına biraz da hedefledik. Yani bir kurum ya da kuruluştan alınmış, daha temel hazırlıkları daha iyi tamamlanmış bir eğitimin önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Biraz da derneklerimize daha bir kurumsallaştırma ve ciddiyet kazanması için bir yapılmış bir çalışmamız bu. Çok teşekkür ederiz Sefa hocam. Ertan hocam sana söz vereceğim ama chatte yazılı bir soru var. Onu da müsaadenle sorayım. Bir arkadaşımız şöyle demiş Beyhan hocam. Cumhuriyet öncesinde insanların nüfus cüzdanları yoktu. Fotoğraf yasak, hatta günahtı. Atatürk'ün Cumhuriyet kurması ile birlikte nüfus cüzdanları için vesikalı fotoğraf çekilmek için fotoğraf makinesi karşısına geçtiler. Acaba bugün de insanların fotoğraf çekimlerinde karşı çıkmaların geçmişten gelen bu inanç olabilir mi? Sizin görüşlerinizi bu konudaki merak etmiş. Foto Video Kanguru nickname'li arkadaşımız. Evet, teşekkür ederim. Fotoğraf çekimlerinde karşılaştığımız tepkiler artık o konuda değil de, inanç meselesiyle değil de, daha çok kayıt altına alınma istenip istenmemeyle ilgili. Çünkü fotoğrafçı tanımadığınız bir kişi ve tanımadığı bir ortamda sizin fotoğrafınızı çeken bir kişi. Doğal olarak fotoğrafçılar görüntü çalma yöntemiyle fotoğraf çekmeye başladığında bu tarz istenmeme durumlar, çekinmeyi reddetme durumlarla karşılaşabilir. İşte fotoğrafçının birazdan işte ikinci bölümü diyebileceğim sunumumuzun orada bununla ilgili bir başlığım var. Fotoğraf çekmek çekimi sırasında fotoğrafçının davranış biçimi şeklinde özetleyebileceğim bazı şeyler var. Orada daha net açıklayacağım bunu. Fotoğraf makinesi tehlikeli bir araçtır. Kime doğrultursa doğrultulsun karşıdakini rahatsız eder. Bu rahatsızlığı aşabilmenin yolu fotoğrafçının modele, yani tanımadığı sokaktaki kişiye, mekandaki kişiye kendisinin kendisinden bir güven telkin etmek zorunluluğu var. Onu sağladığı zaman kimsenin fotoğraf çektirmek istemeyeceğini zannetmiyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ertan hocam söz sende, buyur. Öncelikle İyisindir umarım. Teşekkür ederim Murat Han, sağ olasın söz verdiğin için, gayet iyiyim. Öncelikle Beyhan Hocam, çok güzel yorumlarınız için, katkılarınız için ve bu güzel akşam için size teşekkür ederim. Ben hem Fotogen hem Sufot üyesiyim. Ateş Başkanım, o kadar önemli bir konuya parmak bastın ki çok teşekkür ederim bu akşam bu konuyu açtığın için. Sefa Başkanım, ben konuyu şöyle izah etmek istiyorum. Biz dağda fotoğraf çekmek için Dağcılık Federasyonu'ndan mı izin almamız gerekiyor ve yarışmaları onların mı düzenlemesi gerekiyor? Ben sadece bu noktanın üzerinde duruyorum. Fotoğraf bulunan ortama göre ayrı bir federasyona bağlı olmamalı. Biz nereye gidersek gidelim su altında su üstünde fotoğraf çekiyoruz. Onun için burada muhatabımızın normal şartlarda su altı camiasında fotoğraf federasyonu olması gerektiğini yıllardır Ateş Hocam da ben de bunu söylüyoruz. Umarım bu konudaki problem ve bu konudaki sıkıntı sahibi olan fotoğrafçı arkadaşlarımın problemine bir çözüm bulabiliriz. Bunu söylemek istedim.
Erkan Hocam, ben bulacağımıza inanıyorum. Yakın zamanda da bu görüşmeleri yapar çözeriz diye tahmin ediyorum. Yani Dağcılık Federasyonu'yla da gerekirse konuşuruz. Eğer onlar da öyle bir yarışma düzenliyorlarsa da onları da çözeriz. Merak etmeyin, yaparız. Başkanım, bunu espri olsun diye söyledim. Bilmiyorum, yok hayır. Şey için onlarla da gerekirse onlarla da çözeriz. Hiç fark etmez. Teşekkür ederiz. Ertan Hocam, Sefa Hocam. Bir soru daha var. Sevgili Efe Akçakayalıoğlu'ndan. Efe Hocam, eğer müsaitseniz sorunuzu siz yöneltin. Böyle buradan okumaktansa, yok eğer müsait değilseniz ben okuyabilirim. Evet, herhalde ben okuyacağım. Şöyle demiş Efe Akçakayalıoğlu. Aslında belki yineleme olacak ama sonuçta buraya yazılmış bir soruyu okumam gerekiyor benim. Sualtı fotoğraf yarışmalarını düzenleyen kuruluş dünyada nedir acaba? Sualtı federasyonları mı, fotoğraf sanatçıları federasyonu mu düzenleyip milli takımı oluşturuyor dünyada? Bu konu hakkında hani çok konuştuk biliyorum ama eğer söz almak isteyen varsa alabilir. Buyurun lütfen. Yoksa devam edebiliriz. Konuştuk zaten benzer şeyleri. Farklı ülkelerde uygulamalar olabilir. O konuda çok da işin doğrusu sualtı federasyonları açısından bilgim yok benim. Evet. Dağcılık Federasyonu güzel bir örnekti ama bence o konuyu aslında açığa kavuşturmuştu ama şimdi okumamış soru kalsın istemedim. Son bir el kalktı. Bundan sonra el kalkmaları bir sonraki araya bırakacağım ama sevgili Şirik Maruf Söz, siz de bunu da alalım. Sonra diğer bölüme geçeceğiz. Buyurun. Ben biraz önce sorulan bu fotoğraf çekme olayının bir inanç gereği mi kabul edilmediği üzerine çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yani bizde bir kere inancımız gereği zaten yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir yasak yok. Sanatla ilgili herhangi bir yasak yok. Sadece o dönemlerde şairler peygamberi biraz bazı şairleri söyleyebiliriz. Şuara suresinde onunla ilgili ufak böyle bir eleştiri vardır. Ama peygamber öldükten sonra sahabe tarafından işte bazıları bizde hani adet gereği şey yapar işte bir güzelleme yapılır işte yok bilmem şunun gözü bizim peygambere benziyor, bunun kaşı şuna benziyor falan şeklinde. Onları engellemek için de öyle bir benzetme yapmayın diye bir telkinde bulunulmuş. Bu bizde bir yasak gibi gözükür. Halbuki bizde öyle bir yasak yoktur. Tam tersi Hristiyan camiasında bu tür heykeller ve resimler o paganizmi çağrıştırdığı için 4. 5. yüzyıldan itibaren yasaklanmıştır. Ama bizde öyle bir yasak yoktur yani. Ben bazen böyle ya yasak günah dedikleri zaman bunu açıkladığım zaman ikna olduklarına şahit oldum. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Beyan Hocam buyurun lütfen. Evet, şimdi tekrar bir ekran paylaşımı yaparak sizle uluslararası kurumsal yapı olan FIA ve federasyonumuzun ilişkileri açısından bir konuya geçiş yapıyorum. FIA bildiğiniz gibi Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Fransızca açılımından alınmış kısaltma Federation International de la Fotografi diye uluslararası bir fotoğraf federasyonu. Yine onların da kuruluş amaçları ve hedeflerine baktığımızda fotoğraf sanatını her yönüyle geliştirmek üzere ülkelerin en üst düzeydeki fotoğraf organizasyonlarının birleşerek oluşturduğu bir üst fotoğraf kurumu. Fotoğraf sanatını bütün fotoğrafik etkinlik çeşitleri ve yönleriyle geliştirmek FIAP'ın temel amacı. FIAP'ın etkinlikleri bütün politik düşüncelerden, ideolojilerden ve ırkçılıktan uzaktır. Öyle yazılır kendi kurumsal kimlik yapılanmasında. Ve FIAP UNESCO tarafından tanınan bir kurumdur. Biliyorsunuz UNESCO Birleşmiş Milletler'e bağlı eğitim, bilim ve kültür organizasyonu. 1946 yılında kuruldu Belçika'da. Onun için dili açılımı da ilk kısaltması da Fransızca oldu zannediyorum. İlk kurultayını da 1950'de İsviçre'de yaptı ve 10 değişik ülke katıldı bu ilk kurultaya. Sonrasında da
fotoğraf sanatını tüm dünyada geliştirmek amacıyla 5 kıtada 103 ülke federasyon seviyesinde üyesi var şu anda. Ve bunlara bağlı yaklaşık 1 milyon civarında fotoğrafçı üyesi var dolaylı olarak da. FIAP 2 yılda bir genel kurultay yapar ve yönetim kurulu bu genel kurultaydaki delegeler tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Türkiye bu kuruma 2004 yılında katıldı. Macaristan'da yapılan 27. FIAP genel kurultayında üye olarak kabul edildi. Yanlış hatırlamıyorsam mevcut şu andaki federasyon başkanımız Sefa Ulukan bu kurultayda vardı ve kabulde federasyon genel ya başkan yardımcısı ya da genel sekreteriydi, bilmiyorum, kendisi açıklar, onu anlatır herhalde. 2014 yılında Türkiye'de düzenledik biz FIAP genel kurultayını. Burada da genel kurul nerede yapılır? Aynı bildiğimiz olimpiyatlar gibi ülkeler bir sonraki yılın, iki yılda bir yapıldığı için bir sonraki iki yılın genel kurulunun kendi ülkesinde yapılması için talip olur. Başka ülkeler de vardır, adaylar vardır ve nasıl yapılacağı, nerede, hangi koşullarda yapılacağı ile ilgili bir sunum hazırlanır ve olimpiyatları almak gibi federasyonun, FIAP'ın yani Uluslararası Federasyonun Türkiye'de yapılması talebiyle kazanmıştı Türkiye. O dönemki federasyon yönetimimiz Türkiye'ye yapılmasını almıştı ve 2014'te Türkiye'de yapıldı. İşte bu genel kurulda 2014'te FIAP'ın statüsünde bir miktar değişiklikler yapıldı ve merkez Paris'ten Lüksemburg'un Kay şehrine taşındı. FIAP'ın iki tane resmi dili var. Fransızca ve İngilizce resmi dil olarak kullanılıyor ve kabul ediliyor. Türkiye'nin FIAP kodu T03 olarak belirlenmiş durumda ve FIAP'ın web adresi de fiap.net. Yani FIAP'la detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarımız fiap.net adresinden girerek bakabilir. Üyelikler çok çeşitli. Operasyonel üyelikler var ve bu ülke federasyonu veya ülkeyi temsil eden tescilli bir kişiden oluşur sadece ve bu üyeler FIAP'ın operasyonel üyesi olarak geçerler. Ve her ülkeden sadece bir operasyonel üye kabul edilir. Bölgesel bireysel üyelikler var. Burada da bölgesel ölçekteki fotoğraf dernek veya kulüplerini içinde barındıran bir üyelik sistemi. Yerel bireysel üyelik var, İLFIAP denilen. Üyeleri sadece bölgesel fotoğrafçılar içeren kulüplerin üyeliği şeklinde oluyor. Bir ülkede birden çok sayıda İLFIAP üyeliği olabilir. Ama operasyonel asıl gerçek üye bir tanedir ve Türkiye'de ya da ülkede, o ülkede fotoğrafı temsil eden en üst kurum olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'dur onun operasyonel üyesi. Bireysel üyelik, FIAP'a bireysel olarak kişiler de üyelik başvurusu yapabilir ama onun tabii ki fotoğraf adına birçok geçmişinde yaptığı ulusal ve uluslararası özellikle çalışmaları olması gerekir ki bu da FIAP yönetim kurulu takdirinde değerlendirilir. Bir de onur üyeliği vardır. Bunlar da sıra dışı hizmetlerinden dolayı FIAP genel kurultay tarafından aday gösterilen bireylerin seçimiyle olur. 9 kişiden oluşur demiştim. Bunlar başkan, 2 başkan yardımcısı, genel sekreter sayman ve 4 üyeden oluşur. Bunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kendi federasyonumuz veya derneklerimiz içinde benzer şeyler olur mu olamaz mı bilemiyorum. Bunların tüzük değişiklikleri dernekler kanununa göre şekillenmesi belki gerekebilir. Şöyle ki yönetim FIAP'ta 4 yıllığına genel kurultayda federasyon delegeleri tarafından seçilir. Ve her kurultayda yönetim kurulunun yarısı aşağıdaki periyotta yenilenir. Örneğin başkan, başkan yardımcısı, sayman ve 2 üye yani 5 üye ilk 2 yılda yeniden seçime girer. Bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve 2 üye yani 4 kişisi ikinci 2 yılda seçime girer. Yani yapı bir anda sıfırlanmaz. Değiştirerek, yenilenerek, nasıl diyelim, 1-2 kişi yer değiştirerek mevcut yapı yıllarca görev yapabilir böylelikle. FIAP'ın alt birimleri var tabii ki bizi de ilgilendiren ve şu anda
federasyonumuza yeni üye olmuş özellikle SUPOT üyelerini ya da bu konuları bilmeyen, araştırmamış diğer dernek üyeleri arkadaşlarımızın açısından önemli. Ünvan servisi, patronaj servisi, yıl aşırı diye Türkçeleştirilmiş bienal servisi, gençlik bienali, koleksiyon servisi, görsel işitsel servis. Bir de FIAP birçok etkinlik düzenler, bunların belli başlı olanları ve nasıl diyelim istikrarlı bir şekilde, rutin bir şekilde yapılanları FIAP Dünya Kupası, Kulüpler Dünya Kupası ve 2 yılda bir fotoğrafçılar buluşması. FIAP'a üye olmak demek her bir federasyona üye dernek üyesinin edineceği bir kartla tescillenir. Yani bir üyelik kartı. Bunun da adı FIAP Life Kart'tır. Ve bununla beraber FIAP ünvanlar verir. Bu ünvanlar ve kartlara bakacağız şimdi. FIAP Life Kart FIAP tarafından verilen uluslararası geçerliliği olan bir fotoğrafçı kimlik kartıdır. Ve bu kart ömür boyu geçerlidir. Bir kez aldığınızda artık o kart sizin sürekli taşıyacağınız bir kimlik kartınız olur. FIAP ünvanlarına başvurmak için yarışma ünvanlarına veya diğer ünvanlara bu FIAP fotoğrafçı kartını almış olmanız gerekiyor. Ön şart bu. Bu karta sahip kişiler devam ettirebilir. FIAP'ın diğer etkinliklerine katılıp onlardan belge bilgi alabilmesi için. Burada FIAP ünvanlarına bir göz atmamız lazım. Fotoğraf sanatçılarını ve fotoğraf alanında hizmet etmiş kişileri onurlandırmak için 2 farklı türde ünvan verir FIAP. Bu sanatçı ve hizmet ünvanları olarak ayrışır. AFIAP bir ilk adımıdır sanatçı ünvanlarında. Artistik FIAP kartıdır. FIAP mükemmellik kartıdır. Excellence of FIAP diye geçer. Ve bunun alt servis seviyeleri var. FIAP bronz, FIAP gümüş, FIAP altın ve FIAP platinyum diye. Master FIAP olarak usta kartı ve 2 tane hizmet kartı ya da ünvanı pardon. S-FIAP üstün hizmet gösteren kişilere verilir. Hon FIAP şeref üyesi olarak, onur üyesi olarak seçilmiş fotoğrafçılara bu ünvanlar FIAP tarafından verilir. Elbette ki bütün bunlar bir derneğe üye olmak ve aynı zamanda federasyona da üyelik koşullarıyla birlikte yapılabilen, alınabilecek üyeliklerdir veya ünvanlardır. Bu nedenle de ön şartları vardır tabii ki bunların. Federasyonun ortaya koyduğu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun koyduğu şartlar. Bu kartlara ve ünvanlara sahip olabilmek için bir fotoğraf sanatı derneğinin üyesi olmak şartı. İkincisi de Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu adına yaptığı altın kamera yarışmasına bir kez katılmış olmak. Ödül alıp almamak sorun değil, sadece katılmış olmak yeterli. İkincisi de genel şartlar. Bu genel şartlarda FIAP kendisi belirliyor, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu. Bu da az önce gösterdiğim life card sahibi olmak. İkincisi de başvuru yapılan ünvan şartlarını sağlamak. Bunlarla ilgili genel detaylı bilgileri hem federasyon web sayfamızdan tfsf.org.tr'den hem de burada adresi görüyorsunuz altta web adresimizi hem de fiap.net'ten almanız gerekir. Ünvanlara ilişkin pratik bazı bilgiler var burada. Fotoğrafçı kart almanız gerekir. Edinmediyseniz uluslararası alanda özellikle yabancı ülkelerde fotoğraf çekerken herhangi bir güvenlik görevlisi veya bir yetkili kim olduğunuzu sorduğunda bir uluslararası federasyonun kimlik kartını gösterdiğinizde o sıkıntıyı atlatmanız için önemli bir kart aslında anahtar. İkincisi bu kartlara ya da bu ünvanlara aday iseniz altın kamera yarışmasına en az bir kez katılmanız gerekiyor. Yarışmalarda aldığınız ödül ve sergileme belgelerini saklamanız gerekiyor. Farklı yarışmalara göndereceğiniz herhangi bir fotoğrafınız, aynı fotoğrafınızı farklı yarışmalara gönderecek iseniz o fotoğrafa hep aynı ismi veriniz. Örneğin
İzmir Konak fotoğrafın adı. Aynı fotoğrafın 3 farklı yarışmaya gönderdiniz. Hepsinde o fotoğrafın adı İzmir Konak olarak kalmak zorunda. FIAP Biennallerine ve Kulüpler Dünya Kupası'na katılım FIAP ünvanlarında %20'lik bir ekstra katkı sağlıyor. O nedenle de derneklerimizin Kulüpler Dünya Kupası'na katılmış olması ve o derneğin grubun içerisinde sizin fotoğrafınızın da bulunuyor olması bu anlamda size ekstra bir katkı sağlayacaktır. Ünvan başvurusu için FIAP'a gönderilen çalışmalar FIAP'ın malı oluyor. İster kabul edilsin ünvanınız, ister reddedilsin. O çalışmalar FIAP'ın malı oluyor ve FIAP bunu istediği zaman sizin adınızı kullanarak, yazarak kullanma hakkına sahip oluyor. AFIAP ve EFIAP yani Artist of FIAP veya Excellent of FIAP ünvan başvurularında gereken puanların en az %10'u fotoğraf baskılı fotoğraf yarışmalarından alınması şartı var. Sadece dijital fotoğrafla katılan online yarışmalar değil, basılı fotoğraf yarışmalarına da katılıp oradan ödüller almanız veya oradan sergilemeler almanız gerekebiliyor. Portfolyo ile katılımlı yarışmalarda 18 kaç taneyse artık portfolyoda tek tek değerlendirilmiyor. Bütün portfolyo tek bir eser gibi değerlendiriliyor. Bir bütün olarak çünkü başvuruluyor orada. Ve bütün bu FIAP ünvan başvurularının dernekler ve derneklerin de üst kurumu federasyon aracılığıyla yapılmasına lütfen dikkat edelim, özen gösterelim. Bunlarla ilgili her türlü bilgi için federasyonun sayfasına başvurabilirsiniz. 2 yılda bir yapılan uluslararası fotoğraf yarışmaları var FIAP'ın. Biennaller olarak bilinen bu yarışmalar. FIAP'a bağlı bütün üye ülke federasyonlar arasında 4 başlıkta düzenleniyor. Siyah-beyaz, renkli baskı, yansıtılmış görüntü ve doğa biennali. Yine bu 4 biennalden birini kazananına Dünya Kupası veriliyor. Ve her bir başlıkta siyah-beyaz aşamada Dünya Kupası, renkli baskı dalında Dünya Kupası, yansıtılmış görüntüde Dünya Kupası ve doğa yarışmasında Dünya Kupası tek tek veriliyor. 2 yılda bir yapılan Kulüpler Dünya Kupası'nın FIAP üyesi olan veya olmayan dernek ya da kulüpler katılabiliyor. Yani herhangi bir fotoğraf oluşumu, bir araya gelmiş kişiler, sivil fotoğraf inisiyatifleri, kulüpler, dernekler katılabiliyorlar. Federasyonlar bu yarışmaya katılamıyor. Derneklere açık, kulüplere açık bir yarışma FIAP, Kulüpler Dünya Kupası çünkü. Bunun da özellikleri var elbette. Her dernek en fazla 20 eserle katılabiliyor. Her dernek üyesinin en fazla 4 eseri olabilir o 20 eser arasında. Daha önceki yıllarda seçilmiş olan herhangi bir fotoğraf tekrar katılamıyor. Dünya Kupası sayısal olarak yapılıyor, online yarışma olarak düzenleniyor şu anda. Ve yıl aşırı dediğimiz biennallerde olduğu gibi kulüplerin eserleri arasında uyum aranmıyor. Ancak konu ve teknik bütünlüğü olan grup ve kulüp başvuruları veya yarışmacılarının şöyle bir avantajı olabiliyor. Ortak bir konu üzerinde çalışarak yani bir konunun anlatım biçimi farklı fotoğrafçılar gözünden ortaya konmuş oluyor. Tabii ki bu konuda her kulüp kendi kararını veriyor. FIAP özetle son olarak uluslararası bir fotoğraf sanatı federasyonunun kısaltması, fotoğraf sanatının her yönüyle geliştirmek üzere ülkelerin en üst fotoğraf organizasyonlarının birleşerek oluşturduğu bir üst kurum. Bizim Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonumuz da FIAP'ın Türkiye'deki tek üyesi. FIAP UNESCO tarafından tanınan bir kurum. Bu önemli bir vurgu çünkü. Fotoğraf alanında kendini uluslararası yarışmalarda kanıtlayan fotoğrafçılara, fotoğraf sanatının gelişimine hizmet veren kişilere çeşitli sanat ve hizmet ünvanları veren bir kurum. Üyeler arasında Bienal ve Kulüpler Dünya Kupası düzenliyor ve o da yine uluslararası fotoğraf yarışmalarına bir patronaj numarası yani akreditasyon veriyor. Evet, benim
Önce Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonumuz, daha sonra da FİAP'la bizim ortak ya da bizi bağlayan derneklerimizi, dernek üyelerimizi bağlayan çalışma, hizmet, ünvan, kulüpler kupası gibi yarışmalarla ilgili teşekkür ediyorum. Bu böyle katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarımız varsa onlardan da bilgi alabiliriz. Evet. Beyhan Başkanım, ben bazı güncellemeler yapmak istiyorum. FİAP'la ilgili. Duygu Hocam. Beyhan Başkanım. Sesim geliyor mu? Sesi alamadım. Pardon. Kim konuşuyor? Sefa. Tabii buyurun. Bazı güncellemeler yapmak istiyorum da FİAP'la ilgili bazı gelişmeler oldu. Yanlış bir bilgi olmasın arkadaşlar da. Hemen bir kere federasyonun FİAP nezdinde temsilcimiz var. Bizim federasyon yönetiminin atadığı. O Yusuf Biton diye bir arkadaşımız. Bütün iletişimimizi federasyonu, operasyonel üyesi olan federasyonumuzun şeyini bu Yusuf Biton üzerinden sağlıyoruz. Bu kişisel bir direkt bağlantı sağlayamıyorsunuz FİAP'la. Ancak bizim üzerimizden gidilmesi gerekiyor. Orada yarışmalara katılırken lifeguard başvuruları artık değişti. Eskiden federasyon üzerinden yapılıyordu. Şimdi direkt müracaat edebiliyorsunuz. Bizde PayPal sorunu olduğu için biz bir yıl daha FİAP'tan izin almıştık. Türkiye'ye biz federasyon üzerinden yapıyorduk ama federasyonun girişimleri sayesinde artık FİAP oraya bir banka hesap numarası da koydu. Bu nedenle artık federasyonun üzerinden yapılmayacak. Direkt kişiler FİAP'a başvurarak lifeguardları alacaklar bu yıldan itibaren. Bir de yarışmalarda... O karara muhalefet ettim. Özellikle onu söylemek istemedim. Federasyon bağlantısıyla yapılsın başvurular diye söyledim. Çünkü o karara muhalefet ettim. Evet ama artık olmuyor. Ciddi sorunlar çıkıyor. FİAP'ın böyle bir ısrarı var. Bu şekilde olacak şeklinde. Bir şey diyemiyoruz. Bir sene Türkiye'yi idare ettiler bu PayPal'dan dolayı. Bir Kuzey Kore'de bir de Türkiye'de PayPal sorunu var biliyorsunuz. Yani, şimdi bir de başvurularda sadece altın kamera yarışmasından bahsettiniz. Orada bir değişikliğimiz var. Bizim artık federasyonun prestij yarışmalar dediğimiz altın kamera, Fotogen'in düzenlediği Sami Güner Kupası, Şinasi Sibaritçi Kupası, TFSF Kupası dahil yanlış hatırlamıyorsam 5 tane yarışmaya katılmış olmak yeterli. Bir tek altın kamerayla sınırlı değil artık bunlar. Geçen hafta gelen, şu anda İngilizce ve Türkçesini yayınladığımız bir şeydi. Artık baskı sınırını kaldırdı FİAP. Bu son gelişmeler ışığında ve bu FİAP'tan sonra bir de Diamond seviyesi koydular. Hatta Diamond seviyesi de 3'ten 5'e çıkarttılar. İlgilenen arkadaşlarım varsa şu anda İngilizcesi ve Türkçesini yayına, Türkçesi tercüme ediliyor, İngilizcesi Fransızcasını koyduk. Bu ünvan şeylerini bayağı bir zorlaştırdılar. Ülke sayılarını ve şey sayılarını artırdılar. Bir esere en fazla 5 yarışmayla sınırlandırdılar yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir fotoğrafı 40 tane yarışmaya katılarak puan toplayamıyorsun. 5 tane sonra iptal ediyor o şeyi. Bir de FİAB'ın bizim federasyonumuzda dünyada 12 tane olan galerisinden biri de Ankara'da. Bizim federasyon galerimiz aynı zamanda FİAB'ın sanat galerisi olarak, FİAB Exhibition Center olarak devam ediyor. Biz de bunu geçen ay sanal galeri haline de getirdik ve sergilerimizi açıyoruz. İlk fırsatta da Sufot'un çok güzel böyle su altı fotoğraflarından oluşan bir sergisini orada açmak istiyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Mesajı ilettim herhalde. Mesajı aldık. Teşekkür ederim. Bekliyoruz efendim. Tamam. Ve bir araya girdim ama güncelleme yapayım dedim. Beyhan kusura bakma. Bunlar son gelişmeler çünkü. Detaylı bilgiler için çünkü çok fazla bilgi var orada. O nedenle evet. Federasyon FİAP'ın web adresini belirttim ki güncel bilgilere zaten evet. Oradan ulaşabilirler takip eden arkadaşlarımız. Sefa Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel. Aslında Beyhan Hocamız bilgileri aktarmaya başladığında Duygu Hocam da düzeltmeler var dedi.
ama siz söz aldınız, hepsini aktardınız. Duygu Hocam'a da hem katılım için hem de destekleri için. Ben Duygu'ya fırsat vermemişim. Kusura bakmasın, özür diliyorum. Tamam. Sevgili Genel Sekreterim, kusura bakma. Sağ olun. Peki ben sözü aslında burada bu Beyhan Hocamızla bu görüşmeyi ayarlamamıza vesile olan Murat Kaptan arkadaşımıza vermek istiyorum. Kendisi de aslında sualtı fotoğrafçılığında çok aktif, yarışmalarda çok aktif, çok da güzel fotoğrafları olan bir arkadaşımız. Çoğunuz tanıyorsunuz. Ben kendisini olayın yarışmalarla ilgili tarafından bir hani tecrübelerine, bakış açısını bir üyemiz olarak yöneltmek istiyorum. Kendisinde geçen hafta sunumu vardı. Şansa da aynı günde doğum günüydü. Sunumda da çok güzel kutladık doğum gününü. Murat, söz sende. Teşekkür ederim. Özellikle Beyhan Hocam bu bilgilendirici sunumumuz için ve derneğimizde bu akşam sizi ağırladığımız için teşekkür ederim. Sefa Başkanım size de. Ben sorumu ilk bölümde soracaktım. Ateş Hocam aynı paraleldeki soruyu sordu. Yarışmalarla ilgili, yani bu işin biz eğer fotoğraf çekip fotoğraf adı altında bir dünya şampiyonasına veya uluslararası bir yarışmaya milli takım düzeyinde katılıyorsak bizim bu Türkiye'deki kurumsal yapının en üst çatısında bulunan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun bizi seçmesi gerekmiyor mu diye soracaktım. Ateş Hocam sordu. Gerekli bilgileri de aldık. İnşallah bundan sonra yapılacak olan girişimler ve çalışmalar sayesinde de Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile entegre bir şekilde milli takımı seçerler. Çünkü buradaki birçok arkadaşım milli takıma aday sporcular. Evet, biz bir spor yapıyoruz, dalış sporu yapıyoruz. Ancak bizim su altında yaptığımız, su altına inme amacımız fotoğraf çekmek. Fotoğraf da bir sanat dalı olduğu için bu işin en üst kurumu olan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun bu konuda milli takım düzeyinde seçilecek insanlara da gözlemlemesi ve değerlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada hocam bir şey soracağım. Eskiden lifeguardlar, şu anda gezemiyoruz yeterince ama lifeguardlar Avrupa'da müzelerde falan indirimli veya ücretsiz giriş yapmamızı sağlayan kartlardı. Hala devam ediyor mu onlar hocam? Ben cevap vereyim. Bildiğim kadarıyla devam ediyor. Yani oradaki girişteki güvenlik görevlisinin şimdi tabii uzun yıllar gibi geliyor. Bana tam bir yıldır yurt dışına çıkmadım ama bazı yerlerde çok işe yarayan bir karttır. Özellikle fotoğraf çekimleri yaparken kamusal alanda herhangi bir sorun yaşama durumunda sizi tescil eden bir karttır. Yani ama müzelerde izin veya ücretsiz katılım o müzelerin veya galerilerin yöneticilerine kalmış. Bu konuda bazı birebir yaşamış arkadaşlarımızın, örneğin İtalya'da, Floransa'da Uffizi Müzesi'nin önünde 500 kişilik kuyruğu görünce zaten o kuyrukta o gün müzeyi gezemeyeceğini düşünen iki fotoğrafçı arkadaşımız lifeguardlarını ön taraftan kapıdaki görevliye gösterdiklerinde kendilerini biletsiz ve ücretsiz olarak içeriye aldığı konusunda bir geri bildirim duydum ve bunun faydalarını diğer müzelerde de gördüklerini söylemişlerdi bundan birkaç yıl önce. Şu andaki durumu bilmiyorum tabii. Ne kadar resmi, ne kadar dediğim gibi kapıdaki görevlinin inisiyatifi belkidir, bilmiyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok rica ederim. Sevgili Murat, Sefa Hocam, Beyhan Hocam çok teşekkürler. Ben birkaç ekleme daha yapmak istiyorum şu son 5-10 dakikadır konuştuklarımıza. Yusuf Biton Hocamızı yakından tanıyoruz. Kendisini de Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na SUPOT olarak üye olduğumuz zaman ilk sunumumuzda davet etmiştik. Hem kendisiyle sohbet etmiştik hem de bazı sorularımız olmuştu. Muhtemelen Sefa Hocam o toplantıda siz de vardınız. Bize bilgiler verdi, değerli bilgiler verdi. Hatta bir arkadaşım, yani ben de başka bir fotoğraf derneğine üye olmama rağmen SUPOT'un vaktinin gelmesini beklemiştim lifeguard'ım için. Onu da aldım. Kartımı alırken de başka bir arkadaşım hani
AFYAP olmak için işte toplamamız gereken puanları, ödülleri, madalyaları şimdiye kadar olanları kullanabileceğiz değil mi diye bir soru yöneltmişti. Fakat maalesef onlar FYAP'tan akredite olmadıkları için kullanılamayacaktı. Öyle de bir ek de bilgi vermiş olayım. Daha önce ben kendi açımdan söyleyeyim, katıldığım tüm yarışmaların evet FYAP onaylı yarışmalar olmasına maksimum önem gösterdim. Çünkü ancak burada topladığınız puanlarla diğer ünvanları alabiliyorsunuz. Bunları değerli katılımcı arkadaşlar için de bir kullanıcı olaraktan yani Sefa hocamlar, Beyhan hocamlar zaten bu konunun konu hakkında gayet tecrübelidir ama diğer katılımcı arkadaşlara daha giriş seviyesinde kendi açımdan bilgiler aktarmak istediğim tecrübelerimi teşekkür ederim belirlediğiniz için. Beyhan hocam sözü size veriyorum tekrar. Evet, şimdi hep böyle kurumlar, kurumsallaşmalar konuştuk. İsterseniz araya bir sürpriz bir fotoğraf sunumu koyalım. Biraz fotoğraf izleyelim. Bazı arkadaşlarımızı da böyle belki uykusundan uyandırabiliriz. Bir canlandırabiliriz. Uzun süren bir konuşma metni geçti aramızda. İzin verirseniz Dünyanın Kız Çocukları başlıklı. Farklı ülkelerde çektiğim kız çocuklarından yaptığım bir seçme fotoğraflardan sizlerle bir 10 dakikanızı çalıyorum diyorum ama fotoğraf paylaşmak adına çalıyorum. Tamam, mutlu olun. Hocam müzik varsa sol alttaki iki kutucuğu da işaretleyebilir misiniz lütfen? Eğer müzik varsa. Sol alttaki iki kutucuk hangisi? Paylaşım ekranını açtığımızda. Evet gördüm. Evet gördüm. Paylaşıyorum şu anda. Ekranım herhalde paylaşıma gelecek. Ekranım paylaşıldı galiba değil mi arkadaşlar? Bir ses alayım. Ekranı görüyoruz hocam. Buyurun lütfen. Tamam. Hemen başlatıyorum.
Çok güzeldi Beyhan Hocam. Teşekkür ederiz. Fotoğraflar teşekkür ederim. Müzik seçimleri de çok güzel. Sonuna müzikleri de yazmışsınız. Çok güzel olmuş. Yoksa soracaktık. Ben burada SoundHound yaptım ama programdan onları buldum, not ettim ama sonunda da vermeniz çok iyi olmuş. Teşekkür ederiz. Bir soru var hocam. Müsaadenizle soruyu yöneltmek istiyorum size. Daha doğrusu soruyu sorması için sevgili Murat Atasoy'a söz vermek istiyorum. Murat Hocam söz sende. Teşekkür ederim Murat Hocam. Beyhan Hocam iyi akşamlar. Özellikle bir hemşeriniz olarak ayrıyeten gurur duydum sizinle. Çok güzel fotoğraflar paylaşmışsınız. Bunları yorumlamak bana düşmez. Ama benim merak ettiğim şu. Sizin fotoğraf konusunda bir hedefiniz, bir hayaliniz veya idealiniz nedir acaba? Var mı öyle bir şeyiniz? Sesi biraz kesik kesik aldım. Tam anlayamadım. Rica etsem tekrar sorar mısınız Murat Bey? Tabii ki. Tabii ki. Tekrarlıyorum o zaman. Bir hemşehriniz olarak gurur duydum sizinle. Bu güzel paylaşımlarınızdan, bilgilendirmelerinizden dolayı. Tabii sizler fotoğraflarınızı yorumlamak bana düşmez. Özellikle onu belirtmek isterim. Sunumunuz ayrıyeten çok güzeldi. Bir fotoğrafçı olarak hayaliniz, idealiniz nedir? Var mı bir hedefiniz? Yani aslında ideallerimin çoğunu gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Ben fotoğraf stüdyosunda, laboratuvarında çırak olarak başladım. Daha sonra fotoğraf eğitimi aldım. Üniversitede yüksek lisans doktoramı fotoğraf üzerine yaptım. Ve bir üniversitede de fotoğraf hocası oldum. Sivil toplum kuruluşları olarak derneklerde yöneticilikler yaptım, başkanlıklar yaptım. Türkiye'mizin, fotoğrafımızın en üst çatı kurumu federasyonda başkanlık yaptım. Daha ne hayalim olabilir? Ben güzel fotoğrafları sizin gibi fotoğraf dostlarımla paylaşmak en güzel istediğim, en böyle mutlu olduğum yer o. Fotoğraf çekerken çok farklı dünyalara gidiyor insan çünkü. Yani illa çok uzak coğrafyalara, kültürlere gitmeden de sokağa çıktığımızda, kendi yaşadığımız mekanların çevresinde, kendi kentlerimizde de fotoğraf çekmek insana huzur veren, yaptığı işten keyif alan bir ortam sağlıyor. Birçoğumuzun hobisi olan bir alan fotoğraf, benim mesleğim aynı zamanda. Yani kendimi o kadar çok şanslı hissediyorum ki ben, herkesin hayali veya hobisi benim zaten mesleğim. Ve burada çok üzerine dikkat çekmek istediğim konu paylaşmak. Yani bilgiyi de, görüntüyü de, bir yerlerde gördüğümüz bir şeyleri sizlerle veya diğer fotoğraf dünyası dışındaki insanlarla da paylaşmak. Çünkü fotoğraf bu anlamda büyük bir enformasyon içeren bir belge, veri. Bu veri bize o kadar çok şey söyler ki, sosyolojik açıdan incelersiniz, felsefi olarak incelersiniz, arkeolojik olarak incelersiniz. Ama bütün görünen o görüntünün arkasında büyük bir dünyayı, görünmeyen gerçekliği gösterir bize. Yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısı yaratır. O anlamda fotoğraf benim hayalimi çoktan gerçekleştirdiğim bir alan benim için. Bundan sonrası sadece mevcut durumda yeni fotoğraflar, yeni insanlar, yeni coğrafyalar, kültürler ve konular keşfetmek. O kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada arkadaki fon resminiz çok anlamlı. Ayrıca tebrik ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size. Teşekkür ederiz Murat Hocam. Ben... Beyhan Hocam, biraz böyle akademisyenlikten bahsetmişken aslında başka hocalarımız da var burada. Tabii herkesi böyle sırayla bakamıyorum. Göremediklerim de olur ama bir hocamız var bildiğim burada. Sevgili Simber Hocamız. O da buradan yorumlarını iletmiş çok güzel diye. Eğer müsaitse hani kendisi de böyle bir akademisyen gözüyle
fotoğraf dünyasında bizde bilgilerini ya da yaklaşımlarını paylaşabilirse seviniriz. Müsaitseniz Simber Hocam. Evet, müsaitim. Hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba Beyhan'cığım, teşekkür ederim. Merhaba Murat Hocam, nasılsınız? Ha, şimdi bu akşam burada benim sevgili arkadaşlarım var. Sizlerle de tanışmış olduk. Böyle güzel bir akşamı, yani nasıl diyelim, bunu ben bir hediye kabul ediyorum. Beyhan'cığım çok teşekkür ederim. Yani bu şeyin, fotoğrafın ne kadar çok taraflı bir faaliyet olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ve tabii çok somut bilgiler edindik sayenizde. Bu hakikaten hem uluslararası bir organizasyon, hem bir ülkemizin organizasyonu ve bizim hepimizin fotoğrafın hangi dalında ne kadar uğraşıyorsak uğraşalım, mutlaka bu organizasyona katkılarımızın olması gerekiyor ve katkılarımızın ondan sonra sunuyoruz. Bundan sonra da inşallah daha birlikte çalışma fırsatı olur. Fakat herhangi bir yerde organize yok, organizasyon yoksa, sistem yoksa, ondan sonra doğrusu bu işler iletişimsiz oluyor. Yani bir yerde çok güzel fotoğraf çekmek bu anlamda pek de bir şey değil yani. Önemli olan bu sistemin içerisinde yer almak. Dolayısıyla ben bu akşamki toplantıyı o yüzden de önemli buluyorum. Çünkü hem dernekler arasındaki bir network, hem de bu anlamda federasyonun bize sunduğu bir şey. Bu anlamda çok daha ciddi, çok daha sistemli bir ondan sonra çalışma. Şimdi tabii bir başka hikayede hem fotoğrafçı olarak hem de bu yani dernek ve federasyon bünyesinde çalışıyor olmak olağanüstü bir tecrübe. Çünkü okulda biz bazen şey kalıyoruz, yani nasıl diyelim, çok fazla teoride kalabiliyoruz. Ondan sonra çok fazla kendi akademik, bürokratik çerçevede kalabiliyoruz. Bu anlamda nasıl fotoğraf sanatçıları için bu şey, dernekler ve federasyon çok önemli bir mecraysa, bir var olma mecrasıysa, aynı şekilde biz akademisyenler için de öyle. Çünkü bu anlamda iletişim kurabiliyoruz. Bu çok önemli ve ben kendi hayatımda da gördüm. Gerçek açılımları, ondan sonra somut açılımları dernekte yaşadım. Yani okulumuz tamam, o zaten gidiyor. O açıdan son derece bir önemli biliyorum. Teşekkürler Beyhan'cığım tekrar. Teşekkür ederim efendim sizlere. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Peki, Beyhan Hocam, sizle sunum hakkında konuşurken çok güzel bir konuya değinmiştik. Şöyle konuşmamızın bir kısmında fotoğrafın içimizden yansımalar olduğuna dair bir söyleminiz oldu bize. Gerçekten çok anlamlı. Birazcık hani biz de fotoğraflarımızı çekerken aslında biz de kendimizden de bir sürü şey katıyoruz. Ben de o düşüncedeyim. Bununla ilgili belki o güzel sohbetimizi hatırladım. Bununla ilgili söyleyecekleriniz olursa belki katılımcılar da, izleyiciler de duymak ister diye düşündüm. Sonra da zaten yavaş yavaş kaparız artık. 2 saati bulduk. O tatlı sohbetinize de böyle bir atıfta bulunmak istedim. Buyurun. Söz sizde. Evet, teşekkür ederim. Aslında çektiğimiz her fotoğraf bizim bir, kendimizin bir yansıması. Yani iç dünyamızın dışa vurumu. Seçtiğimiz konudan, seçtiğimiz açıya, mesafemize kadar, ilgilendiğimiz konuların içine gidip, önümüzdeki belki yüzlerce, binlerce oluşabilecek görüntünün içerisinden seçtiğimiz bir fotoğrafı çekiyoruz biz. O fotoğrafı diğer fotoğraflara ya da görüntülere tercih ediyoruz. Bu bir tercih meselesi. İşte bu tercihi belirleyen şey aslında fotoğrafçının bütün bilgi birikimi, eğitimi, kültürü, dünya görgüsü, ideolojisi, yani dünyaya bakış açısını yansıtıyor. Kişilik özelliklerimizden başlayıp dünyaya bakış açımıza kadar geniş bir yelpazede biz kendimizi ifade edebilecek fotoğrafın peşinden gidiyoruz. Ve o fotoğrafları çektiğimiz zaman mutlu olmanın, bir şeyi ifade edebilmenin, bir konuyu alıp bir görüntü aracılığıyla bir başka mecraya veya kişiyi ya da kişilere aktarmanın bir aracısı durumuna geliyoruz. Ama temelde bu bizim kişisel bilinçaltımızdaki
bilinç dünyamızdaki dışa vurum biçimimizin fotoğraf yoluyla ifade edilme biçimi. O nedenle örneğin ben bu az önce yaptığım gösteriyi gezdiğim, gördüğüm çeşitli kentlerde, ülkelerde kız çocukları fotoğrafı peşinde koşarak çekmedim. Ben aslında birçok fotoğraf çekiyordum ama aklımın bir köşesinde de dünyanın en masumu çocukların hüzün ve coşkularının, sevinçlerinin farkında olmadan onlara karşı duyduğum insani, humanist duygular sonucu olarak bir araya geldiğini, farkında olmadan onları biriktirdiğimi gördüm. İşte bu bir proje değil. Proje üretmek farklı bir şey, projelendirmek çok farklı bir şey. Hikaye anlatmak ve hikaye anlatıcılığı fotoğraf literatüründe son yıllarda storyteller denilen bir kavram var. Hikaye anlatıcılığı anlamına geliyor. Belgesel fotoğraf tarzında ama tam belgesel fotoğraf olarak söylenemez. Bunlar aslında belli bir konunun, hikayenin peşine gidenler. Ben biraz oradayım, biraz işin belgesel tarafındayım. Çünkü bir proje oluşturmak fotoğrafçılar için önemli bir araştırma, gözlem, çekim ve çekim sonrası edit aşamasından geçer. Bütün bunların önü, şimdisi ve arkası, sonrası gibi belli bir kronolojik düzen içerisinde sistematik olarak da ele alınması gerekir. Ama tek tek böyle az önceki sunumun fotoğraflarında olduğu gibi her birisi farklı coğrafya ve kültürlerde, her birisi farklı ideolojik yapılanma içerisinde ya da ekonomik, kültürel yapılanma içerisinde büyüyen ve bu kız çocuklarının içerisinden kız çocuklarını seçmek bir anlamda pozitif ayrımcılık adına ülkemizde çok fazla yaşadığımız kız çocuklarının sorunları, kadın sorunlarının belki de tabanında çocukluğundan beri ele alınması gereken yönünün aslında tüm dünyada var olduğunu da gösteriyor. Fakirlik, yoksulluk ya da varlıklı bir ailede yaşamanın hiçbir farkı yok. Çocuk, çocuktur. Çocuk, sosyalist ülkede de, kapitalist ülkede de, komünist ülkede de çocuktur. O çocukların özellikle 11 Ekim Dünya Kız Çocuklarını Kız Çocukları Günü'nü yeniden hatırlatmak adına belli bir duyarlılıkla seçip bir araya getirdiğim fotoğraflarından oluşuyor. O nedenle bu fotoğraflar aslında başta da söylediğim gibi benim dünyaya bakışım, hümanist düşüncem veya fotoğrafı bir araç olarak kullanarak insan ilişkileri kurmam adına bir yol ve yöntem, mesleğim, hobim ya da hayalim olan şeyler. O nedenle çok özel bir şey yaptığımı söylemiyorum, zannetmiyorum. Ben sadece fotoğraf çekip bir mesaj, güzel fotoğraflarla paylaşım yaptığımı düşünüyorum. Aslında bu çok tırnak içinde özellikle belirtiyorum. Bunu söylememe gerek yok. Her fotoğraf kendi mesajın içinde taşıyor zaten. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Beyhan Hocam. Şimdi şöyle sırayla birkaç kişiye söz vermek istiyorum. Kapatacağım sonra da. Çünkü iki saati bulduk. Yine aramızda başka bir akademisyen hocamız var. Kendisi SUFOT üyesi aynı zamanda. Baybars Hocam. Baybars Hocam buradaysan sana da bir merhaba demek istedim. Buradayım. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Merhaba Baybars Hocam. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi akşamlar. Hoş geldin. Sağ olun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Ben teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, dilinize sağlık. Bu gece bayağı bilgilendirici oldu tüm ekip içinde. Simber Hocam, sizi gördüğüme de çok sevindim. Uzun süredir görüşemiyoruz. Umarım siz de çok iyisinizdir. Şimdi bu FIAP kartla ilgili bir muhabbet geçmişti de ben onun üzerine chatte de yazdım ama hani sözel olarak da iletmek istiyorum. 2018'de Paris'te Louvre Müzesi'ne girerken dedim hani şu FIAP kartımız yaklaşık 12 yıldır duruyor cüzdanda. Bir işe yaramadı bugüne kadar. Hani tam da yeri Paris. Yani sonuçta FIAP'ın merkezi de orası. Kullanayım dedim ücretsiz giriş için. Giriş ücreti de biraz yüksekti ve Euro'nun da tam coştuğu dönemler.
Görevlilerin hiçbirisi bilmiyor kartı. İnatlaştım, dedim yani lütfen arşivlere bakın, dosyalara bakın, yani bu kart geçerli oluyor olmalı falan. Kalın bir dosya çıkardılar ve bu dosya incelendi. Orada bizim şey yok, FİAP'ın adı bile geçmiyor. Hatta görevliler de tanımıyor. Yani bir şekilde FİAP'ın aslında kendisini kendi memleketinde bile tanıtma konusunda ben bazı yetersizlikleri olduğunu şahsen birinci elden tecrübe ettiğim için o dönem üzülmüştüm. Yani en azından orada bir iş yapar diye düşündük ama o da olmadı. Ama tabii FİAP kartı almak ya da bu ünvanları almak temelde şey için gerekli değil. Hani bir yere bedavaya girelim meselesi değil ya da bir yerde bir çatışma durumunda işte bu benim kartım diye sunmak için de değil. Aslında orada temel hedef bence, yani ben öyle bakıyorum konuya, birinci derecede Türkiye'nin adını uluslararası platformlarda duyurmak, bizim de işte burada var olduğumuzu göstermek ve bu etkileşimi sağlamak, artı o etkileşim sonucunda da dünya karması içerisinde diğer tüm fotoğrafla ilgilenen sanatçılardan da beslenerek belki gelişimimize katkıda bulunmasını sağlamak. Ben olaya bu gözle bakıyorum. Ama orada küçük bir yani parantez açıp konuyu da belirtmek istedim. Benim asıl şu an yani şu periyotta merak ettiğim şey şu, derneklerle ilgili. Pandemi dönemindeki bu dönem, bu süreç nereye evrilecek tam olarak bilmiyoruz. Uzaya da bilir. Ama yaklaşık işte 2 seneyi doldurmak üzereyiz. Dernekler nereye doğru evrildi? Biz SUFOT'un içerisindeki değişimi çok net görebiliyoruz. Ben kuruluşundan beri buradayım. Gerçi mazisi çok eski değil SUFOT'un ama çok iyi bir entegrasyon sağladı SUFOT. Yani yönetim bu konuda gerçekten de çok başarılı. İşte Zoom platformu üzerinden düzenlenen bu etkinliklerle herkes bir araya getirildi falan. Peki diğer derneklerde durum nedir? Bu konuda bir gelişme, bir değişim, bir dönüşüm var mı? Ne bekliyoruz hocam? Ben mi cevap vereyim yoksa topu federasyon başkanımıza diye düşündüm. Cevap verin, sonra Sefa hocamıza söz verelim. Böylece de kapatırız. Sonra da Ateş hocamızın sözü olur. Böylece bir kapatma ve cevap içeren bir konuşma olur. Buyurun lütfen. Evet, sadece federasyonlar veya dernekler değil, tüm resmi ve özel kamu kurum kuruluşları, holdingleri, ticari şirketleri, sanat federasyonları, sanat dernekleri. Her birisi kendine yeni bir yol çizdi. Pandemi koşulları bunun zorunlu olarak karşımıza getirdi. Bugün bir COVID-19 virüsüyle karşıyayız ama yarın karşımıza başka virüsler, başka oluşumlar da çıkabilir. Ama bu durum bize şunu gösterdi ki insanlar birçok şeyi online olarak, uzaktan olarak yapacak. Şirketler personellerini azaltacak. Sadece üretim sektörü belki çalışacak, üretim devam edecek. Onun arkasındaki bazı hizmet sektörleri ama birçok sektör ve dernekler de doğal olarak bunu uzaktan, daha az insanın bir araya gelerek, kapalı mekanlar yerine açık mekanlar kullanarak ve COVID-19 virüsünden öğrendiğimiz sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının insanlar tarafından çok daha iyi uygulanarak devam edeceği yönünde bir fikrim var. Görüntü de onu veriyor bize. Gelecek onu gösteriyor. Tüm sektörler, bizler, fotoğrafçılar, okullar, eğitim kurumları veya işte dalış kulüpleri bile, sizlerin dernekleriniz bile bu tür olması gereken donanımlarla ve teknik araç ve yöntemlerle mevcut çalışmalarını devam ettirecek. Benim öngörüm ya da görünen gerçek onu gösteriyor. Teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederiz Beyhan hocam. Ben Sefa hocama söz verirken chatte kalan bir soruyu da sormak istiyorum. Bir soru da şununla ilgiliydi. İşte bakanlıkların, belediyelerin ya da bazı kamu kuruluşların derneklere, özellikle fotoğraf derneklerine sağlayacağı bazı olanaklar olabilir mi? Bunlar maddi olabilir ya da bazı lokasyon gösterme olabilir. Bunlar sizce yeteri kadar var mıdır, yok mudur? Bu konuda bir soru vardı. Ben de şöyle kısaca özetledim. Sefa hocam size yöneltiyorum. Siz de kapanışla ilgili de peşinden konuşmanızı yaparsanız sonra da Ateş hocaya vereceğim. Artık 2 saati de bulduk. Artık daha fazla da tutmayalım sizleri. Buyurun hocam. Tamam.
Peki. Ben öncelikle sevgili Beyhan'a çok teşekkür ediyorum. Epeydir yüz yüze görüşemiyoruz ama özlemişim kendisini. O fotoğrafların bazılarını sanırım Çin'de beraber çekmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam görüntüler çok hatırladım. Şimdi hemen Baybars'a cevap vereyim. Maalesef dernekler de bundan etkilendi. Yani bu süreçten etkilendi. Buna ne kadar hızlı adapte olan dernek varsa devam ediyor. Ama bazı derneklerimizde işte toplantılarını yapamadıkları için, bağışlarını alamadıkları için, uzun süredir bir araya gelemedikleri için işte lokallerini kaybettiler, kapatmak zorunda kaldılar, daha küçüldüler. Buna benzer sıkıntı yaşayan derneklerimiz oldu. Ama birçok derneğimizde sanal mecralara kaymaya başladılar. Biz federasyon olarak Zoom altyapımızı derneklerimize açtık bu süreçte. Bizim kendi Zoom yapımızı kullanabiliyorlar. Ve dernekleri güç birliği olması açısından bölgeler arasında etkinlikler yapılmasına şey yaptık. Şimdi önümde bir tane biraz önce geldi. Ege bölgesinde 24 tane dernek. Bunun bir kısmı federasyon üyesi, bir kısmı değil. Hepsini bir araya getirip işte bir avukat arkadaşla şey üzerine etik ya da işte yasal şeylerle ilgili söyleşi yapılacak mesela. Buna benzer etkinlikler yapılıyor. Bu Zoom'u keşfeden, hani Adanalılar klimayı keşfedene dua ederler hep yazın sıcağında. Bu Covid'de de bu Zoom'u keşfedene herhalde dua ediyoruz. Muhtemelen de köşeye de dönmüştür o arada herhalde. Hisse senetleri tavan yapmıştır. Böyle bir sıkıntılar var ama atlatacağız. Ben inanıyorum. Dayanışmayla, güç birliğiyle atlatacağımıza inanıyorum. Diğer şeyi soruya gelince ben şu yanılgıya düşürmesini istemiyorum. Federasyon sadece yarışmalar federasyonu değil. Biz bunun için böyle bir şeyimiz yok. İnsanları yarışmaya teşvik etmek ya da işte ünvan peşinde teşvik etmek gibi bir şeyimiz de yok. Tam tersi, böyle bir şeyde hakkına, hukukuna saygılı bir şekilde korunmasına yönelik bir çalışma içindeyiz. Onun dışında mesela federasyonumuz Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile kreatif sanatların meclis üyesi oldu bu sene. Böylelikle biraz daha devletle ilgili bağlantılarımızı sağlayabiliyoruz. Bir diğer çalışmamız Kültür Bakanlığı'yla telif üzerine ve tescil belgesi, federasyon tescil belgesi vermesi üzerine bir şey yapıyoruz. Çünkü bugün noterden gidip alıyorsunuz, saçma sapan bir belge veriyorlar. İşte Cumhuriyet döneminde kadın fotoğrafçının kadın eli gibi bir çalışmamız var, onu yürütüyoruz. Gençlere yönelik projelerimiz var. Onlara uğraşıyoruz. Fotoğraf müzelerine yönelik ve dijital arşiv ve sanal görsel bellek yapılmasına yönelik bazı çalışmalar yapıyoruz. Bir de muhtemelen bu Mayıs'ta başlayacağız. Biz bunu hep şey yapmak istiyorduk. Fotoğraf kamplarıyla falan yapmak istiyorduk ama bu dönem muhtemelen sanal ortamda yapacağız ama uluslararası nitelikte bir fotoğraf etkinliğini, festivaline, Türkiye Fotoğraf Festivali'nin altyapısına girdik. Dünyadaki bütün federasyonlarla, fotoğrafçılarla ve Türk fotoğrafçılarını bir araya getirip ulaştırmak istiyoruz. Çünkü sadece FIAP yok. Diğer fotoğraf kurumları var. Uluslararası fotoğraf birlikleri var. Onlarla da bağlantılar içindeyiz. Ben özetle bunu söyleyeceğim. Beyhan Hocam'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Sufot'a özellikle teşekkür ediyorum. Bize de bu söz hakkı oldu. Ama fazla da vakit çalmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sefa Hocam, bu arada Adana'ya selam ve sevgiler. Memleketi çok özledim. Bir fırsatta gelmek istiyorum ama işte bu koşullardan dolayı bir türlü yolumu düşüremiyorum. Çok uzakta kaldım. Her zaman bekleriz Baybars. Umarım. Selamlar. Çok teşekkür ederiz katılım destekleriniz için Baybars Hocam, Sefa Hocam. Şimdi aslında kapanışı yapmak üzere Ateş Hocam'a söz verecektim ama bir söz almak istemiş. Kısa olmak kaydıyla sevgili Yusuf Aslan Hocamıza da söz vermek istiyorum. Kendi söz istemiş. Buyurun, söz sizde. Fazla şey yapmazsa, uzun olmazsa çok seviniriz.
İki saat. Ya ben hakikaten zorlanmak istemedim. Yoksa böyle Fatih'e söze de girerdim. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sunumdu Beyhan Hocam'a. Çok teşekkürler. Ya yarışmalar üzerine konuşmak isterdim ama orayı geçiyorum. Az önce Sefa Hocam dedi ki Adanalılar şeyi icat edince çok teşekkür ediyor. Ederler dediler ya, bu espri üzerinden gireyim. Klimayı. Acaba bu kartları, ünvanları, afiyatları icat edene kim teşekkür ediyor? Onu hakikaten sormak isterim yani. Memleketin neyine yarar bu? Fotoğrafçının neyine yarar bu? Memleketin neyine yarar bu? Şöyle bir şey var. Fotoğraf tarihine baktığınızda, gelecekte de bakacağınız fotoğraf tarihine, hiçbir fotoğrafçı aldığı ünvandan dolayı fotoğraf tarihine girmeyecek. Şu ünvanı almıştı, bu ünvanı almıştı demeyecek. Kesinlikle. Fotoğraf tarihini okuyoruz, öyle bir şey yok zaten. Yani biraz içimi dökeyim dedim, biraz belki bu gidişata karşı biraz tuhaf oldu söylediklerim ama böyle ortaya bir soru atmış olayım diye bitireyim ben uzatmadan. Sefa Hocam siz cevap vermek ister misiniz? Ben yok Sefa Hocam'a bir laf vurmadım ben. Onunla ilgisi yok. Ben kendi cevabımı vereyim. Fotoğrafçılık açısından dediğiniz doğru ama her cevap biraz kendi içerisinde çelişkili tarafları da olabiliyor. Her şey hayatta doğru değil. Ben 3 tane üniversite bitirdim. 1 tane lisans, 2 tane de yüksek lisans bitirdim. Hatta geçen sene bir de 3. yüksek lisansımı yapayım mı dedim. Ama başka bir görüş bundan hiçbir işe yaramadığını da söyleyebilir, düşünebilir. Ama özünde sanırım yine de bunların hepsi birer kendimizi geliştirme fırsatı, kendimizi değerlendirme, ölçme, motivasyon olarak bizleri olaya daha çok adapte etme hizmeti ve bunun da organizasyonel ve disiplinli bir şekilde yapılmasını isteriz. Sanki bence o işe yarıyor gibi. Ama tabii ki ben naçizane kendi fikrimi söylemek istedim. Teşekkür ederim katılımınız için. Ben, Sefa Hocam, ben küçük bir Yusuf Hocam'a cevap vereyim. Ya Sefa değil. Hocam çok özür dilerim. Bir dakika. Sefa benle Hocam. Benle ilgili değil. Yok üzerime alınmadan söylüyorum. Ben size laf vurmadım, söylemedim. Kesinlikle haşa. Yok. Ben sizin esprinizi kullandım sadece. Yusuf Hocam ben tanıyorum sizi. Benim de bir şeyim yok. Ben 1986 yılında AFYAP ünvanını aldığımızda Türkiye'de 10 kişiydik. Ben 30 sene AFYAP olarak dolaştım. Ha, ne faydasını gördüm. Arada sırada işte yabancı ülkeye gittiğimde falan diye. Ben bunu PİAB'ın başkanına da sordum. Ya dedim bu ünvan veriyorsunuz da ne oluyor peki dedim. Yani ne şey oluyor. Ben bir faydasını görmedim falan gibilerden söyledim. Bana bir şey söyledi. Bak Sefa dedi. PİAB üyesi, PİAB ünvanı olmayan çok iyi fotoğrafçılar vardır dedi. Ama PİAB ünvanlı kötü fotoğrafçı yoktur dedi. Ben de sustum kaldım. Peki dedim. Demek ki bir şekilde bir kıstas gibi bir şey görülüyor. Dediğim gibi yarışmalar ve de ünvanlar hedefiniz olmamalı. Ona bir itirazım yok. Bizim öyle bir şeye teşvik etmek gibi bir kaygımız da yok. Ama böyle bir şey yapılıyorsa da bunun belirli bir kurallar içinde, kurumsallaşma adı altında, Beyhan Başkan'ın başta söylediği gibi, biz de bu konuda bir kurum olarak ön ayak olduğumuz şeylerden biri. Ve bir tek FIAB'ın yok biliyorsunuz. Birçok yer ünvan veriyor, şey veriyor. Hem onursal ünvanlıkları var hem de şeyler var. Diplomalar ne kadar geçerliyse işte meslek şeyinde benzer şeyler, örnekler verilebilir biraz önce dostumun söylediği gibi. Bu bir tercih, kişisel tercih, ben öyle görüyorum. Teşekkürler. Ama ben belgesel çalışacağım Yusuf Hocam. Tamam, söz sana. Yusuf Hocam çok teşekkür ederiz sohbete katkıda bulunduğunuz için. Sağ olun. Bizler de kendi fikirlerimizi paylaşmak istedik. Umarım yanlış anlaşılmamıştır. Ateş Hocam sözü sana veriyorum. Bugünkü sohbet çok keyifliydi. Uzun sürdü tahminlerimizden ama çok da güzel geçti. Söz sende hocam. Evet, biraz uzun oldu hakikaten ama güzel oldu. Bizler ev sahibi değil de biraz misafir gibi olduk burada. Gerçekten teşekkür ederiz Behan Hocam. Görsel gösteriniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada bir açıklama yapayım. İlk defa federasyon onaylı yarışmamızı hazırladık. Federasyondan desteği aldık
şey olarak hazırlık için neler yapmamız lazım diye tamamladık. İlgili arkadaşlarımız bir ay içinde bunu duyuracak. İlk şeyimizi yarışmamızı yapmış olacağız bize. Buradan da ben onun bilgisini vereyim. Valla bugün anlattıklarınız bizim gibi yeni bir dernek için yol haritası oldu bize. Biz çok faydalandık. Sizleri burada görmek bizi çok memnun etti. Daha da sık görmek isteriz. Bizi böyle bir defalık sunumlarda bırakmayın. Sefa Bey'e çok teşekkür ederiz. Bir başkan olarak bizi onurlandırdı ve çok fazla bilgi aldık. Tekrar teşekkür ederiz derneğimiz adına Reyhan Bey size. İyi akşamlar diliyorum bana. Teşekkür ederiz Ateş Hocam. Bey Hocam, ben de size Murat Han Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ses zaman zaman kesiliyor. Tam belki ben misiniz bilmiyorum ama sizin sesiniz kesik kaldım. Ateş Hocam sizi duydum. Çok teşekkür ediyorum. Hem katılan görüşleriyle, fikirleriyle destek olan, katkıda bulunan tüm dostlara, hocama, Sınır hocama, federasyon başkanı, sevgili dostum Sefa Ulukan'a ve tüm SUFOT ailesine iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun hocam. Görüşmek üzere.